BAF Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programında yeniden sizlerleyiz. Bugün Umutlu Bekleyiş'in 54. saatinde biz de Kendini Bilmek programında evlerinize misafir oluyoruz. İki gündür konuştuğumuz gibi bugün de yine bizim yüzyılın felaketi olarak da adlandırdığımız bu acı depremden bahsedeceğiz. Deprem travmalarından bahsedeceğiz. Biz uzakta olup haberleri takip edenler olarak bu acıyı onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. İçimizde hissediyoruz ve tabii ki sürekli haberleri takip etmenin bir yandan getirdiği travma ve bu yorgunlukla beraber çocuklarımızı da bu haberlere maruz kaldıkları için onları travmadan korumak adına, bunların çocukların ruhunda derin bir yara oluşturmaması adına neler yapabileceğimizi merak ediyoruz ve bu konuda sizlere de elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de değerli konuğum nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci bizlerle. Bugün soru cevap programımıza bir ara vermiş olacağız ve daha çok bu gündemle alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki izleyicilerimizin deprem bağlamında yaşadıkları ile ilgili sormak istediği sorular olursa, neyi nasıl izah edeceklerini bir türlü bilemiyorlar ve çocuklarıyla nasıl konuşacaklarını bilemiyorlarsa, bununla ilgili sormak istedikleri sorular olursa ekranda gördükleri numara üzerinden bize iletebilirler. Biz de elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışırız. Hoş geldiniz Şehadet Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız diye soracağım. Biraz da anlamsız bir soru, farkındayım. İnşallah ülke olarak iyi olalım. Zaten o zaman iyi oluyoruz. Şu anki yaşadığımız acının tarifi normal bir acı değil. Ben bunu kelimelere dökerken felaket olarak atfediyorum. Yani bir felaket olarak. Çünkü yaklaşık olarak 10-11 şehrimiz ciddi anlamda bir hasar gördü ve güç altında ve ulaşılamayan insanlar var. Kiminle konuşsak şunu diyorlar, yani çaresizliğin zirvesi. Yani o kadar çok fazla çaresizlik durum var ki ve o kadar çok fazla yıkılan bina ve o kadar aynı ölçüde yol ulaşımı onun zor olması, gerçekten hem yiyecek bulmanın hem yolun zorluğu en kısa da aynı zamanda hava koşulları insana ulaşmayı da engelliyor. Dualarımız oradaki insanlarla, hem dualarımız hem yardımlarımız hem de elimizden gelen ne varsa, yani bu terapist olarak, psikolog olarak. Ama Nihan Hanım, yayına başlamadan önce de sosyal medyada paylaştığımız gibi çok zor bir yayın olacak bizim için. Buradaki bütün izleyicilerimize onu söylemek istiyoruz. Evet, bazen böyle heyecanlı konuşmalarımız, esprili konuşmalarımız oluyor ama şu an artık birazcık daha yas içinde konuşacağız belki. Yasımız var, ülke olarak bir yasımız var. Bunu da muhtemelen tüm izleyicilerimiz aynı yastadır diye düşünüyorum. Ve aynı acıyı hissediyorlardır diye düşünüyorum. Yani bizim orada olmamamız demek burada lay lay lon bir hayat sürdüğümüz anlamına gelmiyor. Tam tersine oradaki insanların yasını paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah niyetimiz, duamız daha iyi, daha güzel ve daha akıllı kararlar vererek, daha doğru kararlar vererek. Özellikle bunu hep söylüyoruz ya Nihan Hanım, yani her yerde söylüyoruz ya, yani aslında depremden ziyade binalar bize zarar veriyor. Belki de bu aşamada birçok bina yapan kişilerimiz de bu konuda belki de farkındalık kazanmasına sebep olur diye güzel dilekler ve güzel dualarla başlayalım. Söyleyecek çok şey var ama yasta olduğumuz için belki de şu an sadece travmalar ve çocuklar üzerine konuşmamız belki süreci birazcık daha realite kısmında kalacak şekilde devam etmemiz, hani sürecin akış açısından daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ülkenin üçte birini etkileyen bir afetten bahsediyoruz burada ve bunun etkileri her alanda uzun süre devam edecek ve bu devam edişle beraber bizim her meslek grubuna da farklı görevler düştüğünü tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bizler de psikologlar olarak ruh sağlığı açısından neler yapılabileceği kısmında, şimdi bulunduğumuz durumdan ilerleyen zamanları düşünerek nasıl planlamalar yapılabileceğini de ele almaya çalışıyoruz. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar da sürmeye devam ediyor. Yayından önce sizinle de çok kısa da olsa konuşmuştuk.
Birlik beraberliğin ne kadar bu dönemde kıymetli olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz ama hesabı sorulması gereken durumlarında vakti geldiğinde hesabı sorulacağını da en azından bilmenin bir nebze olsun içimizi ferahlatacağına güvenmek istiyoruz. Bu birlik beraberlikle alakalı bahsettik ya, psikologlar da kendi açılarından bir çalışma yürütüyorlar diye. Çok kısa değinelim isterseniz Şehadet Hanım, bununla alakalı nasıl planlamalar yapıldığını. Şu an ben birkaç tane dernek ismi vereceğim yanım. Sizin de bildiğiniz dernek isimleri var. Bu çalışma yürüten psikiyatristlerin isimlerini de verebiliriz galiba, değil mi? Evet. Eğer çünkü izi izleyen psikologlar ve terapistler varsa onlar da bunu fark ederek hani belki gruba dahil olmak isterler. Birincisi EMDR Derneği olarak, yani EMDR çalışması yapan Davranış Bilimleri Enstitüsü var. DBE diye geçiyor. Oranın zaten böyle akut, ani olan olaylara karşı böyle işte Soma'da olan, deprem olan, böyle ani sel gibi felaketler olan durumlara karşı zaten bir ekibi var. Ve bu ekipte zaten çalışanlar da genelde oluyor ve bunlar gönüllü ekip oluyor. Sahaya inenler de var, yüz yüze çalışma yapanlar da var. Genelde bu tarz böyle felaket alanlarına, böyle sıkıntılı yerlere olan durumlarda bir ekip olarak gidiyorlar. Ya da işte online olarak yapılıyor bu çalışmalar. Bu ekibe ya da bu çalışmalara bakılabilir. Eğer psikologlarsa, eğer EMDR eğitimi almışlarsa ya da psikososyal diğer çalışmalar almışlarsa bu tarz gönüllü faaliyetlere katılmak için bir form dolduruyor ve bunlara bakılabilir. Birincisi bu. İkincisi de yanlış hatırlamıyorsam psikiyatrist Mahir Yeşildal, hatta sizinle evet, konuşmuştuk. Onun bir ekibi şu an, yani psikologlara Tuba Karacan'la beraber, Tuba Mahir Karacan'la Yeşildal, beraber. Evet. Bir yapılanma içindeler, evet. Şu an bir eğitim, hem eğitim aşaması hem online görüşmeler, işte nasıl yapılacak, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Lütfen sosyal medyadan takip etsinler. Çünkü zaman zaman şey paylaşılıyor, yani videolar paylaşılıyor ve süreç hakkında bilgiler veriliyor. Instagram hesabından, sosyal medya hesabından bu insanlara ulaşılabilerek nasıl destek olacağı hakkında bilgi alınabilir. Birincisi bu. İkincisi de eğer destek alınması gereken biriyseniz, yani deprem bölgesindeyseniz bunlarla ilgili de eğer orada bir tanıdığınız varsa, çünkü oradaki insanlar şu an hani ne destek var, ne yapılıyor farkında olmayabilirler. Çünkü zaten şoktalar. Yani şokta olan bir insana, yani ne yapılacak, ne edilecek daha bilinmeyen, yani hayatta kalıp kalmama durumu ya da sevdiklerini görüp görmeme durumu belli olmayan, hala bir şok içerisinde yaşayan insanlara hani bir anda bunu söylemekten ziyade belki hani bir iki hafta birazcık daha durum sakinleşip netleşince, çünkü o süre zarfında yaşadığımız travmalar daha iyi ortaya çıkıyor. Hep diyoruz ya Nihan Hanım, yani biz olayı yaşarken, biz büyük bir travmayı, büyük bir sıkıntı yaşarken ben bu olay içinde nasıl geçtim diyoruz mesela, ama bakıyoruz yıllar sonra ya da aylar sonra bunun etkisi vücudumuzda, vücutta ciddi anlamda psikosomatik sinyaller vermeye başlıyor. Sürekli başka türlü kaygılı hareketler, panik atak ya da ağlama krizleri gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da yine bütün izleyicilerimizin aklında olsun ki orada tanıdıkları varsa en azından süreç birazcık daha sakinleşince buraya yönlendirme yapılabilir. Bunlar gönüllü çalışan zaten destek ekipleridir. Bunlar bizim bildiğimiz şu an için çalışan ekip böyle, ama devam ediyor yani. Hani birçok üniversitenin ve diğer kişilerin de yaptığı çalışmalar var ve muhtemelen bu bir hafta için daha da sayıları artacak. Yani psikolog olanlar, terapist olanlar daha aktif bir şekilde hem online olarak hem yüz yüze olarak devam edecekler diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla sizin de duyduğunuz ve bildiğiniz birkaç ekip var. Evet, ben özellikle Mahir Bey ve Tuba Hanım'ın beraber yürüttüğü çalışmadan haberdar oldum. Çok kapsamlı bir psikolog ağı oluşturulmuş durumda. Evet, evet. Binlerce psikolog bu ekibin içinde. Çalışma alanlarına göre bir gruplandırma ve görevlendirme yapılacak. Aynı şekilde Türk Psikologlar Derneği de bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Ayrı şekilde danışmanlık kurumları da yine bununla alakalı depremden etkilenen kişiler ve yakınlarını kaybeden kişiler için destek sağlayacaklarını duyurmaya başladılar. Şu an yapılanma aşamasında, zaten önceliğimiz, şimdi travmadan da bahsedeceğiz. Evet. Aşamaları, farklı aşamaları var. Önceliğimiz tabii ki güvenliğin sağlanması ve enkaz çalışmalarının inşallah en hızlı ve en sağlıklı şekilde son bulması. Evet. Ardından yapılacak çalışmalardan bahsediyoruz.
Halihazırda orada bulunan ekipler arasında psikolojik ilk yardımı sağlayacak uzmanlar da var. Bu enkazdan çıkarılan kişilerde en azından bu yaşadıkları olayın çok derin bir yara haline gelmesini bir nebze olsun, biraz daha hafifletmek adına yapabilecekleri doğru müdahaleleri oradaki kişilere aktarmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz de ilerleyen süreçler için böyle bir planlamanın içerisinde pek çok uzmanın olduğunu bu şekilde duyurmuş olalım. Çünkü gerçekten herkes kendi mesleği doğrultusunda çok güzel çalışmalar yürütüyor. Evet. Yazılımcılar enkazla alakalı paylaşılan adreslerin bir arada toplandığı internet sitelerinin oluşması için çalışmalar gerçekleştirdiğini duyuruyorlar. Her alandan herkes elinden gelen desteği ortaya koyuyor. Bu bizim millet olarak gerçekten birlik duygumuzun da ne kadar kuvvetli olduğunu tekrar bize hatırlatan ve bizim biraz olsun bu zorlu zamanda tutunacağımız bir dal olduğunu bize gösteren durumlardan birisi oluyor. Şimdi bu yaşanan çok bariz bir şekilde toplumsal bir travma Şehadet Hanım. Evet. Dilerseniz biraz daha bu travma dediğimiz durumun yapısından bahsedelim. Bizleri nasıl etkilediğinden bahsedelim. Bizzat orada olan kişiler olarak değil ama uzaktan şahit olanlar açısından nasıl etkileri oluyor bunu konuşabiliriz. Yani ondan önce çok kısa bir giriş yapabilir miyim? Lütfen, tabii. Yazılımcılardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Deprem, lütfen web sayfasına şunu yazın. deprem.io. Bu enkazda birini var mı? İşte bir tanıdığınız var mı? İşte kimler kurtarıldı? Kimler var? Çok güzel bir platform yapılmış. Hatta ben platformla alakalı şöyle söyleyeyim ben size. Mesela şöyle bir şey söyleniyor. İşte ben şu an örnek veriyorum. Tanıdığım enkazda gıdaya ihtiyacım var, ısınmaya ihtiyacım var. Enkaz altında olanlar, gıdaya ihtiyacı olanlar gibi böyle bölge bölge afet hattını falan da söylemişler. Ve ciddi anlamda yazılımcılar bir gün içinde çok hızlı bir şekilde bunu hallettiler. Lütfen deprem.io. Eğer oraya tıklarlarsa, eğer tanıdıkları da varsa, hani tanıdığım var enkazda bunun bilgisini de orada paylaşabiliyorsunuz zaten. Bu da ciddi anlamda kolaylık sağlayacaktır. Ve bu web sitesini ya da bu yazılımı kullanarak da gıdaya ihtiyacınız var, depremde enkazda mı yoksa enkazda tanıdığınız var, bunlar hakkında bir bilgi verecekler diye ekstradan bir bilgi çok, yap verelim. Çok teşekkürler. Şimdi yanım sorunuza gelince, yani orada olan, hani o deprem bölgesinde olan değildi, olmayan ve şu an uzakta olup o haberleri izleyen insanlar için bir sorunuz vardı, yani psikolojisi olarak. Yanlış anlamadıysam değil mi? Şimdi şöyle bir durum var yanım. Biz yani genel olarak baktığımız zaman çok fazla bireysel bir millet değiliz. Yani ya benim keyfim yerinde, boş, diğerin ki hani hayatım mahvolsa bile çok umurumda değil diyen bir millet değiliz. Yani daha çok kültürlerin bizi bağladığı bir milletiz. Yani ne demek istiyorum? Bizim bir insana sorarken bile nerelisin kardeşim diye başlayarak bir bağ kurmaya ihtiyacımız olan bir milletiz. Ve bağları kurarak da zaten sohbeti ve muhabbeti derinleştiren. Hani aynı memleketin olmasam bile olsun o da bizdendir diyerek hani belki konunun tatlıya bağlandığı bir insani yapımız var. Bu ne demek oluyor? Bu aslında bizim gerçekten de kişiler arasında bağlantıları çok kuvvetli hissettiğimiz ve kardeşim ya da komşum yanarsa ben de üzülürüm diyebilecek bir milletiz. Yani abim de tuzum kuruysa ben iyiyim diyen bir millet değiliz aslında baktığımız zaman. Yani toplum olarak böyle bir yapımız yok. Bu şekilde de şimdi neredeyse 10-11 tane ilin etkilendiği ve sayılarının artık her geçen gün arttığı kadar da ilçenin etkilendiği ve ilçelere ulaşılmayan ve sürekli sosyal medyada videolarla izlenilerek canımızın yandığı bir dönemde kişilerin kalkıp da yani o bölgede olmasa bile Ege'de olsa, Karadeniz'de olsa, İstanbul'da olsa, Marmara'da olsa işte ben etkilenmiyorum, ben ilgilenmiyorum o insanlar diyebilecek bir yapımız yok. Evet, yapan bir iki tane sosyal medyada yapan hatta linç yiyen insanlar var bunlarla alakalı ama genel anlamda baktığımız zaman bu konuda çok hassasız. Bize burada ne veriyor? Bize burada biz çok fazla buradaki izleyicilerimiz de farkındadır. Kaygımız çok fazla artıyor. Yani birincisi evet. Kaygı çok fazla artıyor. Üzüntü çok fazla yaşanıyor insanlarda. Uzakta sadece haberleri izlemek bile kişilerin ağlamasına ve sabahlara kadar uyumamasına sebep olabiliyor. Evet. Ve aynı zamanda şunu da çok fazla gözlemlediğimiz şeylerden biri. Aile
hani bu olaydan dolayı daha fazla birbirine bağlanmaya çalışıyor. Yani daha fazla çocuğuna daha fazla bakıyor, daha fazla onunla zaman geçirmek istiyor. Eşiyle olan diyalogların daha böyle derinleştirmek, hani ya onları da kaybedersem gibi psikolojiye geçiyoruz. Bu kötü bir şey mi? Hayır, aslında kötü bir şey değil yanım. Yani bunu biz bir musibet gördüğümüz zaman gerçekten de o musibetten sonra acaba bende ne var? Ben kendimle alakalı, hayatımla alakalı neyi düzenleyebilirim demeye başlıyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum aslında. Bir afet olduğu zaman, bir felaket olduğu zaman, bir gerçekten sıkıntılı bir dönem olduğu zaman ya biz çok etkileniyorum, çok üzülüyorum, işte çok kahroluyorum. İnsanlar diyor ya, çok üzülüyorum, çok mahvoluyorum, çok içim çok kötü oluyor. Lütfen böyle olun. Lütfen üzülün. Evet. Lütfen ağlayın. Lütfen canınız yansın. Lütfen uyumayın. Yani lütfen uyumayın yani. O insanlar sabaha kadar uyumuyor. Yani bu demek değildir ki ben hayatımı mahvedeyim demek değildir. Hayır. Bu hala insan olduğumuzun göstergesidir yanım. Hala insanız ve hala duygularımız var. Hala dünyanın böyle bu kadar materyalleştiği, dünyanın bu kadar çok çıkar ilişkisine geldiği bir ortamda siz hala insan duyguları yaşıyorsunuz. Ve bu bir haftayı buluyorsa, bir artık birkaç haftayı buluyorsa, o insanlar yaşadığı gibi siz de bu durumlarını yaşıyorsanız, bu kötü bir şey değil, gerçekten çok iyi bir yerdesiniz. Hala insansınız. Hala insani değerleriniz var demektir. Hala empati yapma, empatiye ait, hep empatiden bahsediyoruz yani, hep empatiye ait şeyleriniz hala var demektir. İşte bu olduğu için de lütfen bununla alakalı, ya çok etkileniyorum, çok üzülüyorum, kendimi çok kötü hissediyorum, yataktan kalkamıyorum diyorsanız gerçekten bunda bu duygu durumunda yaşamamız gerekiyor. Eğer gerçekten çok fazla aktif bir insansak inanın, biraz durgunlaşalım, biraz sakinleşelim, biraz hayatı ve bu yaşanan afeti düşünelim. Birazcık burada tefekkür edelim. Tefekkür etmek sadece psikolojiye ait olan bir kavram değildir. Hem dini anlamı vardır, hem bazı öğretilerin, İşte kadim öğretilerinin de içinde olan bir şeydir. Ya birazcık tefekkür edelim, hayatımız nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hayatımızın anlamını biraz sorgulayalım. Ya bunun için de gerekir ağlayacaksa, içimiz yanacaksa, çocuğumuz olan ilgimiz ve çocuklarımız olan bağımız, ailemiz olan bağımız artacaksa lütfen artsın. Çok aşırı böyle kendimizi dışarıya veren bir insansak biraz içimize çekilelim. Kendimizi sürekli uçlarda yaşayan bir durumdaysak birazcık burada merkezimize doğru gelelim. Biraz belki burada sessizliğimize bürünelim. Burada anlamaya çalışalım. Belki hayatımızla ilgili gelip geçen hayatın boşluklarından ziyade duaları konuşturalım. İyi niyetlerimizi, iyi dileklerimizi konuşturalım. Çünkü şu an öyle bir an ki orada evet akut bir dönem yaşanıyor ama şu an kendi içinizde de bir akut dönem yaşandığını unutmayın. Yani orada bir deprem oldu, enkaz oldu ama şu an kendimize de bir deprem ve enkaz oldu. Bu enkazı toparlamamız gerekiyor kendimiz içinde. Nasıl bir enkaz oldu? Hayatı sorgulamaya başladık Nihan Hanım. Nasıl bir enkaz oldu? Bir ailenin, bir anne babanın bir çocuğuna kavuşamaması ya da bir çocuğun annesiz babasız hayatına devam etmesi ve bunlar bir iki değil ve bunların her geçen gün sayılarının artması. Böyle bir durumu bakarak da hayatımıza birazcık daha çeki düzen verme konusunda, hayatı algılama konusunda bakalım. Evet, o insanlara yardım yapmamız, dualar yapmamız çok kıymetli, çok değerli. Ve aynı zamanda şu da çok önemli biliyor musunuz? Bir daha bu olayın başımıza gelmemesi için. Ya da şu an hani İstanbul'da da herhangi bir şey olabilir deniliyor. Zaten 30 yıldır söyleniyor bu. Yani en son İstanbul depreminden itibaren 30 yıl kadar bir süresi var onun ikincisinin olmaması için. Bu süre zarfı içinde acaba bir sorgulayalım hayatı tekrar kendimizi. Biz ne yapıyoruz ve biz kendimiz için bu iki tane büyük deprem, İstanbul depremi, bir tane daha deprem var yanına unutmayayım. Erzincan'da da büyük bir deprem oldu. Evet. Ve Erzincan depremi de lütfen hatırlayanlar, yaşı küçük olsa bile, benim ona yaşım küçüktü o zamanlarda mı hatırlıyorum yani. Hatırlayanlar vardır. Lütfen onu da unutmayalım ve hala bir şey öğrenemediysek neye ihtiyacımız var artık? Yani bir şeyi artık akletmemiz için neye ihtiyacımız var? Burada sadece kişisel olarak söylemiyorum Nihan Hanım. Yani özellikle belki de burada mühendislere, burada inşaatçılara belki daha çok lafımız geçiyor ama hala neye ihtiyacımız var? Daha birçok şeyin algılamamız için. Bunlardan bir tanesi lütfen bunu belki hayatımızı sorgulayacağız ama bina olarak da baktığımız zaman çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Bakın. Belki bu fikir,
Bu düşünce belki izleyicilerimizin bir tanesinin bile kafasında bir fikir oluşturup da belki harekete geçebilirler. Yanlış hatırlamıyorsam depreme karşı binaların izolasyonu diye bir şey var. Yani kolonlara konulan bir şey. O kolonlara konulan bir yapının yanına ne yapıyor biliyor musunuz? Aşağıda deprem olursa sallanıyor ya aşağısı. Üste vermiyor o hissi bile. Hı hı. Kolonlar sayesinde bunlar yapılabilir. Belki buna bir araştırılabilir. Yani bu bize birazcık bilgi vermesi gerekiyor. Hı. İnsanlık olarak bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Yani ocusu bucusu şu memleketçisi şu memleketçisi değil. Biz bir bütünüz. Hı hı. Biz Türkiye olarak bir bütünüz. Ve şu insanlara böyle olsun, bu insanlara böyle, öyle bir lüksümüz yok maalesef. Biz bunu karar verecek merci değiliz. Bizim insanlar olarak bir bütün halinde beraberce selahetli bir şekilde huzur içinde yaşamamız gerekiyor. Ve güzel dileklerimizi birbirimize vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi Nihan Hanım, yani bu tür şeyler ilk önce kendimizdeki depreme bakalım. Sonra bina için ne yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Ve lütfen ve lütfen. Evet, dualar çok kıymetlidir. İyi niyetler çok kıymetlidir ama şunu asla unutmayın. Bir üzüntü yaşarsanız, uyuyamıyorsanız, ağlıyorsanız ve oradaki insanlar da aynı acıyı yaşıyor ki onlar da çok ciddi acılar yaşıyorlar ve onları empati yaparak bunu yaşıyorsunuz. En az bunun gitmesi için bir 3 ayına ihtiyacımız var. En az bir 3 ay, bir 6 aya ihtiyacımız var. Yani her baktığımızda tekrar gözümüzün dolması, her haberi izlediğimizde bir anne olarak canımızın yanması ya da bir evlat olarak bir annesini kaybeden bir kişi olarak ya da orada görmüş biri olarak biri mesela canı yansa aynı şeyi hissetmemiz çok normal. Bunu hissedebilirsiniz, evet. Bunu yaşayabilirsiniz ve bunu yaşamanın gerçekten utanılacak bir tarafı yok. Eksiklik getirecek bir tarafı yok. Ağlamanın da kişiyi düşürecek bir tarafı yok. Lütfen ağlayabiliyorsanız, şu an ekran başındakiler de ağlayabiliyorlarsa haberleri açtıkları anda bu ne kadar büyük bir nimet. Hala duygularımız var, hala bizi biz yapan insani değerlere sahibiz diye düşünüyorum. Bütün bu sürecin bizim şahit olanlar tarafından zorlayıcı olmasının en büyük faktörü sizin bahsettiğiniz gibi doğrudan empati yapmaya çalışmamız ve sosyal medyada da çevremizdeki kişilerle konuştuğumuz zaman da çok net duyduğumuz yorumlardan birisi suçluluk duygusu. Yani ben burada sıcak yatağımda yatabildiğim evet. için suçlu hissediyorum. Ben kendimi kötü hissediyorum. Hatta Tuğba Karacan da sosyal medya paylaşımında şunu belirtmişti. Empati duygusunu çok yoğun hissettiğimiz için oradaki kişilerin yaşayabileceği bedensel tepkileri de hayal ediyoruz ve ısınmakta güçlük çekiyoruz şu an. Biz bu haberlere baktıkça ya da anlık titremeler, anlık irkilmelerimiz olabiliyor. Sürekli bedenimizi çok kas katı şekilde hissediyor olabiliriz. Bunlar yine bu görüntülere çok fazla maruz kalmamız ve sürekli zihnimizde bu konunun dönmesiyle de bağlantılı bedensel tepkiler. Tam da belirttiğiniz gibi bunlardan kaçmak, bunları yaşamamak adına bir şeyler söylemeyeceğiz bugün. Hayır, şimdiye evet. kadarki programlarımızda da bundan bahsetmedik. Aman bu acıyı yok sayalım, tamam televizyonu kapatalım artık, zihnimizden çıksın gibi bir yaklaşımla değil. Bu acının içimizde var olmasına da müsaade edelim. Çünkü hayatta güzel günler olduğu gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi bizim güle oynaya programlar yaptığımız, arkamızda cıvıl cıvıl kuşların uçtuğu programlar yaptığımız gibi maalesef bu da hayatın bir gerçeği ve bu gerçekten kaçmamız bu gerçeğin ortadan kalkmasına vesile olmuyor. Dolayısıyla bununla bir içimizde ruhsal bir mücadele halinde değil, bunun varlığını kabul ederek günlerimizi geçirmeye bakacağız ama burada özellikle bu günleri bu şekilde geçirirken bizde de çok derin yaralar, çok tetiklenmeler oluyorsa kısmında da ilerleyen süreçlerde daha farklı sorunlarla karşılaşmamak adına biraz da dikkatimiz kendimizde olacak kısmını ele alalım istiyorum. Evet. Yani özellikle şöyle bir yorumla karşılaştım, çok doğruydu bence. 99 depremini yaşayanlar, biz o depremle alakalı hiçbir duyguyu yaşamaya müsaade etmedik ve bir an evvel olayı atlatmaya odaklandık. Evet. Ve bu depremi yaşayanlar şu an tekrar tekrar her an her gün 99'da yaşadıklarını hatırlıyorlar. Ve bu tetiklenmelerle beraber hayatlarına devam ediyorlar. İşte burası bizim biraz daha dikkat etmemiz gereken kısım. Hı hı. Keza bugünlerde yaşadıklarımızın da içimizde kalıcı bir
yara haline gelmemesi adına biraz daha temkinli olmamız gereken noktalar var. Travmanın bu kadar kalıcı bir etki yaratmasıyla alakalı, evet, ve bu etkinin biraz olsun bertaraf edilmesiyle alakalı bize düşecek görevler neler olur? Nihan Hanım, travmanın çok fazla kalması, vücut artık o travmalarla alakalı bir çıkış yolu bulamamasının en büyük etkilerinden biri, kişi bir şey çabaladığı zaman, yani bir şey için savaştığı zaman, travma belki de o mesela vücutta kalacağı kadar kalmıyor. Beklediğimiz etkiyi yaşamıyoruz orada. Ama eğer kişi çaresizlik hissi çok fazla varsa, ki ne zaman baksanız o insanların, o anne babanın ya da çocukların o çaresiz hissini zaten görüyorsunuz. Hı. Ya da oradaki çalışan insanların da aynı şekilde. Çünkü çok fazla bir, yani nereye ulaşılabilecek çok fazla bir şey var maalesef. Yani çok fazla bir yıkım var. İstanbul depremi belki sadece İstanbul'u kapsıyordu ama burada 10-11 ilden bahsediyoruz, evet, yani. Maalesef hani yolların da negatif olarak, hava şartlarının negatif olarak, evet, etkisi çok fazla. Kişilerde çaresizlik inancını çok fazla ele alıyor. Çaresizlik duygusu çok fazla yaşıyorlar. Ve çaresizlik duygusunun yanında içinde o kadar çok duyguyu barındıran bir şey ki. Şimdi bunu azaltmak olarak ne yapılabilir? Eğer ki orada yaşayan, yani orada deprem bölgesinde olan insanlarsa ve deprem bölgesinde olan insanların yaşadığı bir sıkıntıysa bu, bunlar zaten orada savaşarak, orada mücadele ederek, gerekirse elleriyle toprağı kazarak, elleriyle o betonları sökmeye çalışarak bir şekilde aslında uğraşıyorlar. Hı hı. Ya da en son maalesef çok kötü, Adıyaman diye hatırlıyorum, yanlış anlamasın ama yani bir babanın kızının elini tutarak hani başında, hı hı, durması. Yani donmuş gibiydi değil mi? Evet. Yani hiçbir tepki veremiyordu. Belki içinde fırtınalar kopuyordu adamın. Ama şimdi baktığımız zaman bu duruma gerçekten çok acı ve acı geçen bir süreç. Ama burada bunun azaltmanın en olabilecek yönlerinden bir tanesi kişinin bunu dışarı aktarabilmesi, yani savaşabilmesi. Dona kalmak gibi durumlar, işte kaçmak gibi durumlar maalesef bizi bir yere götürmeyecek. Aynı şekilde burada uzakta olan, yani deprem bölgesi olmayan insanlar için de söylüyorum. Yani bizim orada o insanların duygularını görmezden gelmemiz, umursamamamız, farkına varmamamız, işte hala gündemimizi başka başka şeylerle meşgul etmemiz, gündemimizi o insanlara konuşmamamız bile, yani istediğiniz kadar siz en iyi bir oyuncu olun ya da şey olun, yani o insanlara en ufak bir empati yapmadığınızda bile işte ne yapıyorsunuz? Bir noktadan kaçışa doğru gidiyorsunuz aslında. İşte bu da bir travmatik etki edebilir yanım. Yani siz olayları görmezden geldiğiniz zaman travmatik etkiye sahip olabilirsiniz. Bir diğer bir durum ise bu deprem geçtikten sonra belki çok kısa bir süre sonra kişiden ciddi anlamda binaya girme korkuları, hı hı, evde yaşama korkuları, yani ya deprem olup ölürsem diye, ya sevdiklerimi kaybedersem diye ciddi anlamda bu tarz korkular olma ihtimali var ki ciddi geniş bir alandan bahsediyoruz, evet, Türkiye kapsamında ve o alandaki muhtemelen birçok insanın hani artçılar hala devam ediyor. Söylentilere göre ya da haberlere göre bir hafta süreceği söyleniyor ama artçıları belki çok hafif beklerken artçılar deprem kadar ya da deprem, aynı depremin ilk vurduğu kadar yani, hı-hı, yoğun bir şey de olur. Çünkü gün içinde de yıkılan binalar oluyor maalesef. İşte bu aşamada da yanalım, belki de bakmamız gereken şeylerden bir tanesi biz ne kadar mücadele ettik, biz ne kadar savaştık, biz ne kadar elimizden geleni yaptık. Çünkü yarın İleriki aşamalarda keşkeler çok fazla bize. Hı hı. Hani nasıl şu an hani suçluluk duygusu yaşıyoruz ya. Evet. Hatta şu lafı bile duymuştum. Evimde sıcak oturduğum için utanıyorum, evet, diye. Evet. Gerçekten de sıcak olmanın, sıcakta oturmanın verdiği bir utanç da oluyor. Ya da ailemle beraberim değil mi? Ve sıcak bir yuvanın içerisindeyim. Ne kadar büyük bir nimet. Yani belki çok en basit ihtiyacımız, barınma ihtiyacımız. Hı hı. Bir ev ya da bir çocuğumuzun yanında olması en basit. En basit şey, bunun bile o kadar büyük bir nimet olduğunu, bunun bile ne kadar büyük bir imkan olduğunu fark ediyor, hı-hı, insan aslında baktığımız zaman. O insanların çadırda, soğukta ya da göçük altında kaldığıyla kıyasladığımız zaman. İşte hayat da böyle bir şey yanım. Bazen insan şunu yaptığı zaman gerçekten rahatlıyor. Kendi durumuna bakıyor. Ne diyor ki, benim durumum çok kötü ya diyor. Sonra bir bakıyor ki kendi durumundan çok daha kötü insanlar var. Aa diyor, ben yine iyi durumdayım. İşte bazen hayatımızla alakalı bir şey alınmadı, bir şey edilmedi ya da bir şeyler eksik gitti. Serzenişte bulunuyoruz, hı-hı, üzülüyoruz. Ama bakıyoruz ki
gerçekten daha kötü durumda olan insanlar var. İşte o nebze, o bir nebze olsun. Yani şu durum için söylüyorum. Bir nebze olsun bizim içimizde daha rahatlatıyor ve bulunduğumuz nimetlerin şükrünü ve ne kadar büyük bir nimet içinde olduğumuzu aslında fark ediyoruz. Hı hı. Bizim kendi içimizde yaşadığımız travmaların azaltmasını yanalım. Bir anda olmayacak. Yani uzakta yaşayan insan. Çünkü biz olayın içine değiliz ve şu an biz de çok çaresiz hissediyoruz. Yani bir şeyleri kurtarmak için çabalayamıyoruz. Yani evet. Sadece yapabileceğimiz şey dua edebilmek o insanlar için. İyi temennilerde bulunabilmek. Bizim bu sürecimiz nasıl peki rahatlayacağız? Hı hı. Bizde de aynı korkular olma ihtimali var mı? Yani kişi kötü bir durum gördüğü zaman kendisi de içine de korkmaya başlar. Acaba bende de bir şey oluyor mu diye, da bize de bir şey olacak mı diye. Bunları azaltmanın en rahatlatacağı yollardan bir tanesini yanan. Hani hep diyoruz, hep bahsediyoruz ya, kendinizle alakalı kaynak yerleştirin. Hı hı. Kaynak yerleştirmek çok kıymetli. Çünkü siz daha önce eğer İstanbul depreminden Gölcük depremi diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam, hı hı, çıktıysanız ve o psikolojik olarak da bir şekilde toparlandıysanız yine toparlanabilirsiniz. Yani bununla alakalı bu sizin kaynağınız olsun. Ama kendinizi çok fazla o insanlarla, sürekli o insanların hayatıyla alakalı hikayeleri dinleyip kendinizi üzüyorsanız, bunu da bir süre yaşamaya izin verin kendinize. Bir süre yaşamaya izin verin ki insani olarak değerleriniz kalsın. Ama diğer aşamadan baktığımız zaman, dediğim gibi 3 ay ile 6 ay arası kalır yanının. Çok eğer daha fazla olursa da bununla alakalı dediğim gibi psikodestek ekipleri zaten var. Bir de öfkeyle travmanın bağlantısını da konuşalım istiyorum Şehadet Hanım. Şimdi çok yaygın gördüğümüz tepkilerden birisi çok yoğun bir öfke. Tabii bu bir yandan duygusal olarak bu sağaltımın sağlanması açısından, evet, da öfkenin belli bir noktaya kanalize edilmesi, bu öfkenin çıkması da kendi kendimizi korumak adına farkında olmadan çalıştırdığımız bir mekanizma gibi sanki. Ama işte bu öfkeyle alakalı da bazı sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü şu an günümüzde bulunduğumuz durum itibariyle konunun temelinde ele almamız gereken durumları gözden kaçırmamıza da sebep olabiliyor bu öfke. Ve bu öfke dolu paylaşımlara sürekli sosyal medyada maruz kalmak, sürekli birilerinin bir şeyler için çok büyük öfke duyduğu ve bu öfke duygusunu yansıtmaya devam ettiği paylaşımlara kalmak bizde de farklı duyguları tetikliyor. Hali hazırda herhangi bir şeye maruz kalmadan da biz zaten içimizde bir öfke duyuyoruz. Burada yine yaşadığımız olayla beraber öfke duygusunu düşünecek olursak, bununla alakalı neler yapabiliriz? Bu paylaşımlara şahit olmakla alakalı bir sınırlandırma getirmeli miyiz kendimize? Siz neler söylersiniz? Şimdi hanım, öfkeyi paylaşmak, yani öfkelendiğini söylemek ayrı bir şeydir ama tehditkar ya da provokasyona, provokatör şeklinde, aşağılayıcı şekilde ya da küçümseyici şekilde, hani ben yapılan çalışmaların da küçümsenmesi ya da yapılan her bir çabanın değersizleştirilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü her bir çaba, bir taşı buradan buraya koymak bile gerçekten kıymetlidir. Yeterli midir, yetersiz midir, onu zaten alanda zaten insanlar bunu fark ediyor. Ama öfkeye geldiğimiz zaman öfkeyle alakalı olarak şunu bilmek gerekiyor. Öfke aslında negatif ya da çok kötü bir duygu değildir. Bunu hep söylüyoruz yani yanım. Öfkenin de çok rahmetli bir tarafı vardır. Öfke yapan insanlar, öfkeli insanlar, değişim isteyen insanlar. Değiştirmek istiyoruz, değişim istiyoruz diyen insanlardır. Ve değişim isteyen insanlar, değişim yapmaya çalışan insanlar, bu değişim olsun isteyen insanlar, öfkelenmesi çok normaldir. Beklediğimiz şeylerdir. Ama bu öfke farklı bir provokasyona, insanları galeyana getirmeye, bir şeyde hayır bir şey yapacakken şer bir şeye yönlendirmeye doğru gidiyorsa, işte bu öfkeden çıkıyor artık. Bu sadece insanları manipüle etmeye doğru gidiyor. Bunun arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bilgi doğru olabilir ama bilgiyi söylemiş biçimi insanları ya provoke edersiniz, İnsanları ya galyana getirirsiniz yanlış bir yönde, ya da gerçekten insanları bilgilendirirsiniz bu öfkeli halinizde ki insanlar da ona göre yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmiştir. Bunları ayrımını doğru yapmak gerekiyor. Zaten izleyicilerimiz de özellikle söylüyorum, hani bu tarz manipülatif davranışlara çok fazla dahil olmamaları daha sağlıklı olacaktır. Şu an zaten herkesin bir kanayan yarası var yani. Şu an hepimiz bir üzgünüz. Bir anne olarak, evlat olarak, meslektaşlarımız açısından herkes bir üzgünlük hali var. Yani bu
öfkeli halimiz var. Tabii ki de olması gerekiyor. Ya da binadan çalan insanlara karşı öfkemiz var. Kendilerini çok yeni binalar yaparak çok sağlam olduğu söylenerek insanları kandıran insanlara karşı öfkemiz var. Bu gerçekten olması gereken bir şey. Ama bu provokasyona doğru ya da insanları galeyana getirip bir yerde iyi bir şey yapacakken kötü bir şeye sebep olmaya doğru gitmesin. Birincisi bu. İkincisi de öfkenin yanalım hayal kırıklıklarıyla beraber gelir. Birincisi evet öfke bu tarz provokatif çalışmalar ya da manipülatif çalışmalar yapan da olabilir ama ikincisi de öfkeli olan orada çocuğunu kaybeden, orada ailesini kaybeden, orada bir çıkış yolu bulamayan, orada göçük altında hala belki de yaşam mücadelesi veren ya da en azından cesetini alayım, bari ölüsünü alayım diyen insanlar var sevdiklerinin. Ve bunların öfkelenmesi lütfen ben bunu çok normal bakıyorum. Çünkü bu insanların öfkelenmesinin altında hayal kırıklıkları olabilir. Üzüntü çok fazla olabilir. Öfkelenmesinin altyapısında gerçekten çaresizliğin verdiği bir öfke olabilir. Bazen sosyal medyada işte sinirleniyorlar. Evet yani çocuğunu kaybetmiş o insan ya da en sevdiklerinin tüm ailesini kaybetmiş. O insan öfkelenebilir, bağırabilir, çağırabilir. Yani o bağlamda ona o hakkı vermek gerekiyor. Onun o kendini hani bu sağaltım diyoruz ya yani bu sağaltımı sağlaması gerekiyor. İçini birazcık dökmesi gerekiyor. Ağlamaları, sinir krizleri geçirmeleri, öfkelenmeleri bunlar hepsini kabul edebilecek bir süreçlerdir. Yani bunların hepsi olabilecek ve beklediğimiz şeylerdir. Yani kalkıp da o insanların gülü oynaya hayata devam etmesini bekleyemeyiz maalesef. O yüzden bunlar olabilecek şeylerdir ama dediğimiz gibi öfkenin rahmetli tarafı da var. Maalesef insanları manipüle eden tarafı da var. Bu iki ayrımı doğru yapmak gerekiyor. Eğer sizi öfkeli bir durum gördüğünüz zaman sizi doğru bilgilendirme yapıp sizi daha doğru bir yere doğru kanalize ediyorsa o doğru bir yani değişim isteyen ve doğru olan sağlık olanlar. Hayır sizi daha çok galeyana getirip İyi bir şey yapacaksanız, oradaki insanlara yardım etmek yerine daha çok negatif bir yere doğru sürüklüyorsa maalesef o gördüğünüz öfke sağlıklı bir öfke değil. Maalesef ki iyi bir şey çıkartmaktan ziyade daha zararlı şeyleri ortaya çıkartmaya doğru da gidebilir. Bunu izleyicilerimiz ya da buna maruz kalan insanlar da bunun farkında olsunlar lütfen. Şimdi bu öfke durumuyla alakalı bundan özellikle etkilenip galeyana gelenler arasında gençler de var Şehadet Hanım ve öğretmenler de gençlerin bundan etkilenmesi ve bununla alakalı tepkileriyle ilgili ne yapacakları konusunda da kararsızlık yaşayabiliyorlar. Keza bir öğretmenimiz bir soru yönlendirmiş. Buyurun. Onun yönlendirdiği soruyla devam edelim istiyorum. Şöyle soruyor kendisi. Ben bir öğretmen olarak pazartesi nasıl derse gireceğim? Lise birinci sınıf öğrencilerine derse giriyorum. İlk dersi ne yapabilirim? Öğrencilerime ne söyleyebilirim bilemiyorum demiş. Balıkesir'den selamlar diye belirtmiş. Çok teşekkür ederiz. Balıkesir'e de selamlarımızı iletiyoruz. Hocamıza hemen şunu soruyoruz. Lütfen ilk derste herkese, bütün öğrencilerine şunu soruyorum. Herkes bir tane boş sayfa kağıt çıkarsın. Herkes boş sayfa kağıt çıkarsın. Şu an belki ilk ders yapmayacağız sizlerle. Boş sayfa kağıt çıkarsın, herkes çıkartacak. Herkes bu olaydan dolayı, bu büyük bir afet olayından dolayı Doğu bölgemize, Güneydoğu Anadolu bölgemize vuran bu afetten dolayı duygularını yazsınlar. Düşüncelerini yazsınlar. Bir sayfa yazsınlar. Sonra şunu yazsınlar. Deyin ki öğrencilerinize, bir sayfa yazdınız ya, bir sayfa daha çıkartın. Siz şu an bu ülke için gelecekte bir mühendis, bir doktor, işte bir sosyal hizmetler uzmanı olabilecek insanlarsınız. Bir daha bu olayın yaşanmaması için ne yapmak isterdiniz? Ne olmasını isterdiniz? Lütfen o kağıda da onları yazın. Ve sizi güçlendiren her ne zaman ki kendinizi yapamayacağım, edemeyeceğim diye baktığınız anda lütfen ilk sayfayı tekrar geri alın. O yaşadığınız duygulara tekrar bakın. Öfke mi hissediyorsunuz? Çaresizlik mi? Kendinizi sıkışmış gibi mi hissediyorsunuz? Ondan sonra küfür mü etmek istiyorsunuz? Kötü şeyler mi söylemek istiyorsunuz? Her şeyi yazabilirsiniz. Her şeyi yazın. Her şey kabuldür. Çünkü bu duygular sizi hedefinize odaklayacak şeylerdir. Çünkü siz hala buradaysanız, hayattaysanız ve okula gidiyorsanız hala bir umut var demektir. Ve hala da bu öğrenciler ileriki aşamalarda dünya adına, Türkiye adına çok güzel işler yapabilirler. Ve eğer deprem gibi bir gerçeğimiz varsa bizim deprem konusuyla alakalı
daha hayatımızla alakalı, geleceğimizle alakalı neler yapılabilir, nasıl binalar yapılabilir, belki de ne tarz bir yaşam alanı çizilmesi gerekiyor, belki de onu yazmaları gerekiyor. Hı-hı. İnanın ilk bir sağaltımdır, ilk yazdıkları duygular, öfkeler, işte söylemek istedikleri kötü kelime ne varsa bir sağaltımdır, rahatlasınlar. Hı-hı. İkincisi de bu sağaltımın onlara vereceği şeyle, güçle, hayatlarında bir hedef belirlesinler ve o hedefe doğru yürüsünler. Bu hedef, ben şunu yapabilirim diye şöyle bir hedef bile olabilir. Ben ileride mühendis ya da inşaat mühendisi ya da müteahhit olacağım ama dünyanın en sağlam evlerini yapacağım. Ben ileride örnek veriyorum, işte hemşire olacağım, doktor olacağım ve ileride böyle bir afet olayında olan durumlarda ilk önce ben koşacağım. Ben bir psikolog olacağım ve bu olaylarla alakalı muhtemelen 5 yıl, 10 yıl sonra hala travmatik süreç devam eden kişilere gidip bizzat destek olacağım. Bunların hepsi kabuldür. Bunların hepsi tamamdır. Ama muhakkak izin verin ki o sağaltımı yapsınlar, rahatlasınlar ve ondan sonra plan yapsınlar kendilerine. Ve hala yaşadıkları için de, hala hayatta oldukları için de şunu unutmasınlar. Öğretmen olarak bunu söyleyin. Sizde hala bir umut var demektir. Hala bir şeyler yapabilirsiniz demektir. Hala bir taş üzerine bir taş koyabilirsiniz. İnsanlara dokunabilirsiniz. İnsanlara güzel şekilde güzel örnekler verebilirsiniz. Hı hı. Bu olay tamamen Türkiye'nin algısını değiştiren, tamamen gençlerin belki de daha iyi, daha üretken hale gelmesinde, belki de hayatımızda telefon gibi sürekli boş şeylerle değil de, ya da sosyal medya gibi şeylerle değil de hayatımızı, ülkemiz ve toplumumuz adına iyi şeyler yaparak, güzel şeyler yaparak ya da güzel planlar yaparak geçirebiliriz. Hı hı. Lütfen çocuklara bu ikisinin de bu sağaltımın, yani rahatlayarak söyledikleri her şeyin ve planlarını saklamalarını söyleyin. Hayat boyu saklasınlar bunu. Hı hı. Ne zaman ki başarısız ettiler tekrar bunu çıkarsınlar, tekrar bu depremi hatırlasınlar ve tekrar belki de orada ölen çocuklar için, orada ölen kaybolan aileler için, orada hayatlarını belki soğuk alınarak kaybeden çocuklarımız için, insanlar, aileler için tekrar hayatta onlar için bir ayağa kalkayım, onlar için tekrar bir şeyler yapayım deme motivasyonu olsun. Ben bunu, evet, o çok büyük bir felaket, afettir ama rahmetli tarafından da bakabiliriz. Belki de Türkiye'nin geri kalanı için, kendimizi silkeleyip kendimize gelmemiz için bir rahmet kapısı İnşallah. Açabilir. Lütfen bu niyetle de bakmaya çalışsınlar. İnşallah. Yani. İnşallah. Hazır konuya bu kısmıyla devam etmişken Şehadet Hanım, öğretmenimize, hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum bize böyle bir soru yönlendirdiği için. Herkes yine kendi mesleğince ne kadar güzel dertleniyor ve işini layığıyla yapmaya çalışıyor, evet. Değil mi? Yani öğretmenlerin de burada yükü çok ağır olacak ilerleyen süreçte. Çocuklarla doğrudan muhatap olacaklar, çocukların sorularına maruz kalacaklar ya da onların yaşadıkları duygu durumundaki değişiklikler yüzünden sıkıntılara, kendi aralarında çıkabilecek muhtemel gerginliklere maruz kalacaklar ve sürekli ortamı olabildiğince yumuşak bir şekilde tutmaya çalışacaklar. Evet. Ama bir yandan bu öğretmenler de bu yasın ve bu travmanın içinde. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun bu konuda. Lise kısmındaki öğrenciler açısından duygularını yazabilecekleri bir yaş olgunluğu mevcut. Biraz daha küçükler açısından da konuşalım Şehadet Hanım. Okullar açıldığı zaman, okullara döndükleri zaman daha küçük yaş grupları için öğretmenler yine neler yapabilir? Evet. Hangi faaliyetlerden yararlanabilirler? Hem ilkokul hem okul öncesi dönemi de ele alabiliriz. Tamam. Ben şöyle başlayayım. İlkokul ve okul öncesi dönem için bir tane video tavsiye edeceğim. Ege ile Gaga, Yer Kabuğu diye bir videoları var. Yani küçük, 8-10 dakikalık bir şey. İşte yer sallanıyor, böyle bir sarsıntı oluyor, anlamıyorlar. İşte Ege anlamıyor ne olduğunu, Gaga anlamıyor ne olduğunu. Sonra işte yattıkları zaman bakıyorlar, tekrar sallanıyor. Bu sefer avize sallanmaya başlıyor falan. Hep bir de hayal koyuyorlar. Acaba diyorlar, kamyon mu geçti, tır mı geçti, böyle sallanma oldu falan diye. En sonunda aslında annesi gelip sarılıyor onlara, deprem olduğunu fark ediyorlar. Sonra güvenli bir yere geçiyorlar. Bence öğretmenlerden önce anneler varsa, anneler Ege ile Gaga'nın Yer Kabuğu videosunu izletebilirler çocuklarına. Bu güzel bir yöntemdir. Bu ortaokul çocuklarına da verebilirsiniz bu bilgi. Bunu izleyebilirler yani. Ama ortaokul çocuklarının yanının birazcık daha farkındalıkları arttığı için, onlar çünkü artık hani
soyut düşünmeye de başladıkları için onlara belki birazcık daha şey gerekebilir. Yani daha bilimsel bilgiler gerekebilir. Hani yer kabuğunun çatlamasından dolayı bunlar olabiliyor ve biz önemli olan bizim güvenli bir alana geçmemiz gibi şeklinde verilebilir. Bir tane de bazı hikayeler var. Bu hikayelerden lütfen internete bakın, çocuk hikayeleri diye geçiyor. Çocuk hikayeleri diye depremi anlatan çocuk hikayeleri ya da okul öncesi çocuklara özel hikayeler gibi. Bunlardan siz uydurabilirsiniz. Hı hı. Ya da bunlardan işte bir tane karıncalarla ilgili olan bir hikaye var. İşte karıncalar işte gölün kenarında çimenliklerde yaşarlarken, sonra işte bunlar çok mutlu ailesiyle vakit geçirirken, aileyle hep beraberlerken, sonra bir anda sarsıntı oluyor. Anne işte ya da anne karınca, baba karınca bir şekilde bu çocukları güvenli bir yere alıyor. Sonra tekrar işte ilk an ellerine tekrar gidiyorlar, orayı tekrar yeniden daha iyi bir ev inşa ediyorlar şeklinde. Ben çok kısa bir özetini geçtim ama Nihan'ın. Hani buna benzer böyle hikayelerin olduğu şeyler var. Lütfen anaokulu, okul öncesi olanlarsa... Çocuklar muhtemelen anne babalarından duyuyorlar deprem olaylarını, da bir şekilde televizyonlardan maruz kalıyorlar bunlara ve okulda arkadaş arasında konuşacaklar. Akrabaları olanlar da olabilir hani bunların içinde. Hani bunlara maruz kaldıkları zaman da hani bu şekilde yaklaşım yapabilirler. Yani bu şekilde onlar işte oyunlarla ya da işte hayvanlar alemiyle anlatabilirler. Ya da anne babalar kendileri bunu uydurabilirler. İşte bir ormanda işte belli küçük hayvanlar yaşıyormuş işte. Ya da karıncalar olabilir bu, uğur böcekleri olabilir bu, ya da işte herhangi bir kuzular olabilir bu, herhangi çocuğumuzun sevdiği bir hayvan olabilir. Hani onların evinden bahsedebilirsiniz. Burada metaforları kullanarak çok işe yarar. Yani işte bir küçük bir böyle hafif yer sallanmaya başlamış, böyle siz de o sırada oynayabilirsiniz bununla. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar bir yöntemdir. Ama çocuklarınız daha depremin farkında değilse, bilmiyorlarsa, ay tamam hemen muhakkak öğrensin diye de çocuklarınızı lütfen zorlamayın. Hani herhangi bir maruz kalma ya da herhangi bir kişiden duyma görme gibi bir durumu yoksa hemen öğreteyim çocuğum 3-4 yaşındayken gibi, illa da bu konuda kendinizi zorlamayın. Çünkü çocuk zaten şu an o konuda soyut algısı gerçekleşmemiş ve anlattığınız şey ona gerçekten çok korkutucu gelebilir. Çok da algılayamayabilir ama algılayamadığı yerde kaygılar gerçekleştirebilir. Kaygılar, paniklemeler, vücut reaksiyon verir, uyuyamaya başlar çocuklar genelde bu tür durumlarda. Ve sürekli korkma, ölüm korkusu gibi korkular yaşarlar. Hani bununla da lütfen bunların da farkında olalım. Farkında olmamız demek çocuklara her şeyi her şekilde anlatmak demek değil. Hayır, birazcık daha temkinli yaklaşarak sürecin devamında çocuğun verdiği tepkiye göre de böyle hafif dozda bilgiler vererek, bu çizgi filmlerle, bu işte hayvanlar alemiyle yaklaşımlar yaparak ilgilenmek ve anlatmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani. Burada Şehadet Hanım, biz geçtiğimiz yayınımızda da bahsettik, çocuklar açısından özellikle sanat terapinin de burada etkili olabileceğini belirtmiştik. Biraz bu kısmı da ele alalım mı? Yani resim yapmak, bir boş kağıda duyguları aktarma noktasında, özellikle okuma yazma bilmeyen çocuklar için de, ya da kumun da iyileştirici bir etkisi oluyor. Siz de uyguluyorsunuz kum tepsisi terapisi. Bu kısımları hem evde aileler uygulayabilir, hem okulda öğretmenler uygulayabilir. Nasıl yapabilirler? Bunlardan nasıl faydalanabilirler? Burada şöyle bir şey olabilir Nihan Hanım. Hani dedik ya, ilk çocuklara, lise çocuklarına iki tane kağıt, bir sağ altım için duygularını aktarma. İkincisi de ne dedik? Gelecek planlarıyla alakalı bir şeyler yazsınlar dedim. Çok güzel. Şimdi biz de bu çocuklar için hadi teker teker yine onlara beyaz bir kağıt verelim ve ilk geldikleri gün okula diyelim ki hadi bakalım herkes birer resim çizsin. Herkes duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini resim çizsin sadece. Zaten fark edersiniz çocukların resmini. Yani çocuklara illa bu deprem oldu çocuklar hadi çizin değil. Çocukların resim çizmesini anlarsınız zaten. Yani bir yıkık bina mı çiziyor, ne kadar çok maruz kalıp kalmadığını anlayabilirsiniz zaten o resme bakarak. Ya da işte bir deprem gibi böyle bir yeri mi çizmeye başlamış, işte yer kabuğunu mu çizmeye başlamış artık annenin verdiği, babanın verdiği bilgi doğrultusunda. Ya da işte dışarıda işte üşüyen insanları mı çizmeye başlamış? Hani bunlara bakarak bunlar bize yanan bilgiler verebiliyor. Ve bu bilgiler doğrultusunda da zaten şey yapabiliyoruz yani.
Ebeveyn olsun, işte okulda hocası olsun, okul öncesi öğretmeni olsun, anaokul hocası olsun, çocuğun ne kadar maruz kaldığını görebiliyorsunuz. Ama gerçekten çok fazla maruz kaldığı zaman çocuklar, o resimlerde zaten bunu göreceksiniz. Gerçekten hani resmi belki çok iyi çizemese bile oradaki duyguyu, yüz ifadesini bazen çizebiliyorlar. Çok korktuklarını dile getirebiliyorlar. Bunlarla alakalı da şunu bilmek çok kıymetli. Biz istediğimiz kadar saklayalım. Çocuklar zaten her zaman diyoruz, duygularımızı bile anlıyor çocuklar, o an ne yaşadıklarımızı fark ediyorlar yani. Ama siz orada o çocuğun o kadar çok fazla maruz kalması, o çocuğun çok fazla onları görmesi demek, günün sonunda ister istemez çocuğun psikolojik ve somatik gelişimi, hem psikolojik olarak hem de vücut olarak tepkiler vermesini ve bu tepkilerin sağlıklı tepkiler olmamasına neden olacaktır. Bunları lütfen farkına varsınlar. Çünkü biz bazen evet merak içinde oturuyoruz, şey yapıyoruz işte, haberleri izliyoruz, işte televizyonu açıyoruz. Bazen bunu saatlerce yapıyoruz. O kanaldan o kanala bakalım, nerede başka görüntüler var diye. O kadar çok izlediğimiz zaman da artık duyarsızlaşıyoruz. Aa, bunu videoyu ben zaten daha önce görmüştüm diye duyarsızlaşıyoruz yani, hissizleşiyoruz buna karşı. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Hissizleşmek çok sağlıklı bir şey değil. O acıyı fark etmek, insani olarak duygularımızın farkına varmak çok daha kıymetlidir. Siz izlerken çocuğunuz da izliyor. Ve bu çocuğunuz isterse lise olsun, ister ortaokul, isterse ilkokul olsun. Hadi ilkokuldan başlayayım. İlkokul, ortaokul çocukları bundan çok daha fazla etkiliyor. Hani ortaokul bir nebze, pardon, lise bir nebze daha bunu belki de tolere edebilecek bir moda girebiliyor ama ilkokul ve ortaokul çocuğu bu duyguların farkında olmadığı halde bu kadar çok yıkık dökük, işte çocuk videoları, ondan sonra işte çok daha böyle acı videolar görmesi demek. O çocuğun bu duygusunu, yani o duyguyu tanımadığı bir duyguyla savaşması demek. Üzülecek mi? Öfkelenecek mi? Acı mı çekmesi gerekiyor? Empati mi duyması gerekiyor? Çaresiz mi hissetmesi gerekiyor? Hiçbir duyguyu bilmediği halde çocuğu bir anda o duyguların içine veriyor. İçine bırakıyorsunuz. Ve bak, aa kızım böyle böyle, ya da oğlum bak böyle böyle olmuş diyorsunuz. Ve ondan sonra yattığı zaman o çocuğun sabaha kadar çok rahat uyumasını bekliyorsunuz. Öyle bir şey beklemeyin Nihan Hanım. Çok açık söylüyorum buradaki tüm izleyicilerimize. Öyle bir dünya yok maalesef. O çocuğa o kadar çok fazla kaldıramayacak kadar haberi yüklemek. Ondan sonra o haberi yükledikten sonra hadi bakalım uyku vakti, ders çalış demek. O çocuğun ne okulda konsantre olmasını sağlar, ne uyumasını sağlar. Sürekli eve geldiği zaman ölümden ve acılardan bahsetmesine sebep olabilir. Ve bunlar devam eder. Diyelim ki istemeden ya da farkında olmadan çocuğunuz bunlara maruz kaldı. Okulda maruz kalabilir ya da televizyon açıktır o sırada, siz izlemiyorsunuzdur ama bir anda çocuk orası gözüne takılmıştır. Çizgi film yerine orayı izlemiştir. Şimdi burada ne yapacağız? Eğer ki böyle bir durum varsa lütfen çocuğunuz eğer küçükse, eğer ki kapalı bir yer varsa çocuğunuzu oyun alanlarına götürün. Çocuk dışarı çıktığı zaman oyun oynadığı zaman rahatlar. Kar topu oynayabilir, karda adam yapabilir. Ya da işte herhangi bir kapalı bir mekan varsa orada salıncaklara binebilir. En kötüsü televizyonu kapatıp evde kutu oyunu oynayabilirsiniz. Eğer size soru sormaya başlarsan, anne deprem midir, anne böyle mi oluyor, anne biz de mi böyle öleceğiz, anne ya biz de ölürsek, ya seni kaybedersem, ya böyle olursa demeye başlarsa lütfen ona söylediğimiz gibi Ege ile Gaga'nın videosunu izleyin. Karıncalar hikayesini anlatın ya da herhangi bir hikaye anlatın. Ya da ona böyle anlayabileceği dilde, hafif dilde, bazı dünyadaki afetlerin, işte çok su olduğu zaman işte sel gelme ihtimali, çok yağış olduğu zaman sel olma ihtimali olabilir. Ama işte ev sağlam değilse depremde yıkılma ihtimali olabilir. Bunun için çocuğum önlemimizi aldık biz, biliyor musun? İşte örnek veriyorum, şu an bulunduğumuz bina sağlam. Şu an bulunduğumuz bina işte deprem olsa bile evet sarsın hissedebiliriz ama yıkılmaz. Ya da yıkılmayacağına dair işte... Daha önce bahsettiğim gibi deprem izolasyonları neyse yapılmışsa çocuğa o tarz bilgiler verilmesi gerekiyor. Ama siz eğer şu çocuğa şöyle verirseniz, işte biz de bir gün öyle öleceğiz işte, ya da biz de ölürüz, bize de böyle olur gibi Allah korusun şeyler söylerseniz çocuğun kaygısına ekstra kaygı eklemiş olursunuz. Çünkü şu an çocuklar zaten bize gelen bilgiler doğrultusunda, söylüyorum Nihan Hanım, bir şekilde maruz kalmışlar. Tabii. Yani istediğiniz kadar siz telefona bakmayın. Bir şekilde duymuşlar, arkadaşları tarafından konuşulmuş, kartopu oynarken duymuşlar. Ya da birinin arkadaşının akrabası oradaymış ya da vefat etmiş, çocuklar bir şekilde duymuş, öğrenmişler. Şu an zaten çocuklarla konuşsanız, ilkokul dönemi çocuklarını, çoğu biliyor bunu. Yani bilmemelerine imkan yok. Ama ne yapabiliriz? Verdiğim yöntemleri biraz uygulayın, olur mu? Yani evet, siz de ağlayabilirsiniz ve ağladığınız zaman çocuğa diyebilirsiniz. Evet ağlıyorum,
Çünkü üzüldüm. Oradaki insanlar için üzüldüm. Üzülmek kötü bir şey değildir. Yani ağlamanızı, üzülmenizi saklamanıza gerek yok. Hani bu uç dönemde, yani uç bir davranış olmadığı sürece, hani ağıt yakacak şekilde olmadığı sürece, çocuklara genel anlamda böyle çok küçük bir bilgiler verecek şekilde, bazen insanlar başka insanlara kötü bir şey olduğu zaman ya da böyle bir şey olduğu zaman üzülebilirler. Empati duygusu, çocuk bunu öğrensin. Ya da mesela söyleyin, oğlum benim mesela ben düşsem, yere düşsem dizim kanasa üzülür müsün? Evet anne, çok üzülür. İşte biz de öyle üzülebiliyoruz yere. Orada bir, onlar da insan. İnsanlar insanların yaşadıkları da herhangi bir canlı yaşadığı bir şeye karşı üzülebilir. Empati duyabilirler. Hı-hı. Buna biz empati deriz. Diye böyle küçük küçük bilgilendirme verebilirsiniz. Ama onun dışında Nihan Hanım, lütfen ve lütfen buradaki tüm izleyicilerime söylüyorum. Çocukları çok fazla ekrana maruz bırakmayın. Hele hele koca koca televizyonlar açıp orada en ağır resimlerin, videoların olduğu şeyleri lütfen maruz bırakıp çocukların da aynı duyguyu tekrar tekrar yaşamasına olanak vermeyin. Biz tolere edebiliriz. Ama o çocuk onu tolere edemeyebilir. Biz onu bir şekilde, evet İstanbul'da da olmuştu, hayatın bir gerçeği diyerek konuşabiliyoruz bunu. Ama o çocuklar onu konuşamıyor maalesef. Çünkü o duygunun daha ne olduğunu bilmediği için. Çocuk ileriki aşamalarda en ufak bir üzüntü yaşasa panik atak geçirmeye, ya da en ufak istediği bir şey olmasa ya da birilerine bir şey olsa panik atak geçirmeye, paniklemeye başlıyor. Neden? Çünkü çocukluğunda bunu yaşamış ve bunu anlamlandıramamış ve bunun ne olduğunu fark edemediği için vücut reaksiyon vermeye başlamış. Vücut reaksiyon verdiği için de günün sonunda ne oluyor? Çocuk bunu bir şekilde ileriki hayatına kadar devam ediyor, taşımaya devam ediyor maalesef. Hani bunun önüne geçmek açısından da böyle bir farkındalık kazanıp çocuklara belli aşamalarda bilgi verirlerse ve çok fazla ekrana ve deprem olaylarına maruz bırakmazlarsa daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum Nihan Hanım. Şimdi az önce bahsettiğiniz kısımda böyle bir durumun bir rahmet kapısının da olmasıyla alakalı, kendimize buna göre hedefler koymamız, çocukların kendilerini buna göre yetiştirmeleriyle alakalı birkaç noktaya değinmiştiniz. Yine bizim bu süreçte hem kendimizi biraz daha birlik beraberlik açısından iyi hissedeceğimiz, hem de diri tutabileceğimiz ve bir nebze olsun bu suçluluk duygusunu yerine işe yarar biri olduğumuz hissine bırakması için yapabileceklerimiz arasında da yardımlaşmanın önemi çok büyük. Ve yardımlaşmanın, birisine yardım etmenin doğrudan insanın ruh sağlığına iyi geldiğini biz çok net bir bilgi olarak, bilimsel bilgi olarak da artık görüyoruz. Bütün çalışmalarda karşımıza bunu çıkartmış durumda. Özellikle böyle zor durumlardan, böyle zor dönemlerden geçerken yardımlaşma bizim hayatımızda nasıl bir yere sahip? Yani buraya bir... yanlış hatırlamıyorsam, benim yanlışsam düzeltin, bu konuda çok fazla belki de bir uzmanlık alanının bilgi sahibi olmadığım için söylüyorum. Ya bir ayet ya bir hadis vardı. Belki yani muhtemelen daha iyi bilirsiniz. Kim Allah'a borç vermek istemez diye. Nasıl yani ya? Hani Allah'a borç vermek. Nasıl Allah'a borç verecek? Orada şöyle geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hadis diye hatırlıyorum ama bir aç bir insanı doyurmak. İşte Allah'a bir borç vermektir. Bir susuz insana doyurmak, su vermek bir borç vermektir. Bir kimsesizi, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek. İşte Allah'a bunların hepsi borç vermektir. İşte hayatımızla alakalı yanım, ya da bir yardımda bulunmak, ya da bir düşene bir kaldırmak. Borç isteyene borç vermek. Bunlar hepsi aslında bir şekilde Allah'a giden yollardan bir tanesi. Hani manevi olarak hani bu konuda hassas olan insanlar varsa bu şekilde yaklaşalım. Ama baktığımız zaman bunların gerçekten ve gerçekten çok fazla etkisini görüyoruz. Peki yardımlaşma nedir Nihan Hanım? Yardımlaşma yapmak nedir? Yardımlaşma insanın kendine ait olan bir şeyi feda etmesi, vermesidir. Ve yardımlaşma beyinde bir noktadan sonra gerçekten de bir ödül mekanizması, sanki ödül kazanmış gibi insanı mutlu eder. En sevdiğinizden verin diyor. En sevdiğiniz şeylerden verin. İşte gerçekten de insanı onlar bir şekilde bir nebze olsun rahatlatıyor bir insana verdiğimiz zaman. Çünkü neden? Bizim sahip olduğumuz şeyler aslında bizim için bir külfet, bir ağırlık. Ama siz onu bir ihtiyaç sahibine verdiğiniz zaman o bir insanın üzerindeki külfet ağırlıktan çıkıyor ve bir insanın ihtiyacını gidermek, bir insana yardım etmek, bir insanın gülümsemesine sebep olmak, vesile olmak, yardımlaşmaya sebep olmak insana
gerçek anlamda empati yapabilen insan için sanki kendisine yapılmış kadar mutlu oluyor. Hı hı. Sanki ben o insana bir mont verdim ya, sanki bana çok güzel bir mont vermişler kadar siz mutlu oluyorsunuz. O kadar içiniz rahatlıyor. İşte yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin kıymeti de buradan yanın. Hı hı. Çünkü hep diyoruz ya, nasıl beyin ağlarla birbirine bağlanmışsa biz de insanlar olarak sosyal varlıklarız ve iletişim kurarak birbirimize bağ kuruyoruz. Yani iletişim kurarak beraberiz, iletişim kurarak ilişkimiz devam ediyor. Bir şekilde bağ kuruyoruz. Hep bağlardan bahsettik yani hanım. Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma, kaygılı bağlanma. İşte bu da bağlanmayla alakalı o kadar temel, en temel durumlardan bir tanesi ki biz bağlandığımız zaman insanlar işte memleketi olsun, işte cinsiyeti olsun, işte sevdiği takım, futbol takımı olsun, bu şekilde bu insanlara bağlandığımız zaman biz de bir şekilde iletişim kuruyoruz. Ve bu iletişim de bizim beraberlik inancımızı, beraberlik duygumuzu daha da iyi hale getiriyor. Ve yardımlaşma dediğimiz şey gerçekten de hani biraz önce söylediğim gibi kişinin kendine yardım etmesi gibi oluyor. Ve insanın bir noktada olsa iç üzerindeki bir ağırlık, bir külfetten kurtulması gibi oluyor. Hı hı. Çünkü şunu asla unutmayın. Sürekli biriktiren, sürekli bir kenara koyan, sürekli insanlara vermeyen kişilerde kaygılar daha fazla oluyor. Ve paraya bir şey mi olacak, acaba ona bir şey mi olacak diye endişelenmeler daha çok oluyor. O yüzden biz şu an, bu devirde, şu anda yani ihtiyacı ne varsa insanlar elimizden geldiği kadar ulaştırmaya çalışalım. Asla şunu da unutmayalım yanım. Sizin, bizim orada yani o bölgede ne olursa olsun lütfen ve lütfen gerçekten resmi olan yerleri, hı hı, gerçekten emin olduğunuz yardımı ulaştırmaya emin olduğunuz kişilere vermeye çalışın. Hı hı. Herkes bir şeyler gönderiyor, herkes bir şeyler yapıyor. Amenna, tabii ki kabulümüz ama eğer ki siz doğru merkezlere, doğru yerlere giderseniz o yardımınız da doğru bir şekilde ulaşır oradaki, hı hı, insanlara. Çünkü zaten ulaşım bile çok, evet, zor ve yani insan ulaşmanın bile zor olduğu yerde orada gerçekten çalışan birkaç tane yer var. Hem gönüllü olsun, hı hı, burada olan, hatta ismini de verebiliriz, hı hı, bir sanatçımız orada şu an, hı hı, hatta. Haluk Levent, evet, zannedersem Ahbap diye bir şeyi, hı-hı, var. Afat var. Kızılay var. Yani, hı-hı, bunların hepsini söyleyelim çünkü onlar orada canla başla, evet, çalışıyor ve bunları görüyoruz. Hani bunları da ekstradan kenara atmamak gerekiyor. Biz hep bütün sanatçımızla, işte çiftçimizle, işte oradaki madencimizle, askerimiz, hepimiz biriz aslında orada. Aslında orada şu an Türkiye tek yürek olarak atıyor. Tek yürek olarak orada. Ki en güzeli de bu birlik beraberliği, belki de en güzel örnek inanın geçen karşıma çıktı. Havalimanı resmi belki görmüşsünüz. Hı-hı. Havalimanı insan akın ediyorlar şu an. Ki Antep'e, Hatay'a, Maraş'a gitmek için. Ve bütün çevre yerlerine, ilçelere gidebilmek için gidebilenler öyle o şekilde gidiyor. Gidemeyenler arabalarını atlayıp, hı hı, gerçekten de ilçelere ulaşabilmek için, ilçelere ulaşabilmek için giden insanlar da var. En azından o insanlara, hı hı, yardım ulaştırmak için. Bunlar da, hı hı, gerçekten bizim birlik ve beraberliğimiz, evet, için güzel örnekler. Bunun için şu anda insanların bu kadar yoğun ilgi göstermesi ve oraya gitme çabalarında olmaları ve bu çabayı hem duyurmaları hem de bizim bu çabaya şahit olmamız, bu birlik duygusunu hissetmemiz noktasında çok çok kıymetli. Sadece şunu belki hatırlatmak, evet, iyi olacaktır Şerdet Hanım. Şu an öncelikli olarak enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği için ne giden yardımlar tam olarak ulaştırılmaya başlanmış durumda ne de insani yardım noktasında oraya ulaşan fertlerin de herhangi bir etkili yardım gerçekleştirmesi çok söz konusu olmuyor. Ve zaten kısıtlı kaynakları olduğu için oraya yardım için giden kişiler de o kaynaklardan tüketmek durumunda kalacaklar. Elektrik açısından çok büyük bir yokluk söz konusu. Suyla alakalı çok sıkıntılar var. Kalacak yer zaten yok. Dolayısıyla yine bununla alakalı, evet, yardım çalışmalarını oluşturmak açısından özellikle kurumların yapacağı çağrıları takip ederek harekete geçmemiz burada, evet, çok daha yerinde olacaktır. Yine Kızılay'a kan verme noktasında da. Gönüllü olarak da, evet, gidiyorlar. Evet, evet. Burada kan verirken de kan uzun süreli saklanamayan bir yapıda olduğu için, evet, şu anda stokların çok daha üstünde bir kan bağışı söz konusu. İlerleyen günlerde ve önümüzdeki haftalarda da bu kan bağışının devam etmesi, evet, tekrar tekrar hatırlatılıyor. Aynı yine Kızılay'ın yaptığı duyurularda olduğu gibi bizim de
kurumsal yerlerden gelen duyuruları ve yönlendirmeleri takip ederek yardımlaşma çabalarına, yardım çalışmalarına destek olmamız çok kesinlikle kıymetli. Ve bu yardım çalışmalarına çocukların da katılmasıyla alakalı da fikrinizi sormak istiyorum. Çünkü özellikle de okullara bir ara verildi ama bu okullara verilen aranın çocuklar açısından bir tatil olarak algılanmaması, çocukların da hayatın içindeki her şeyi öğrenmeleri gerektiği gibi bu acıyı da öğrenmeleri gerektiğini belki bu noktada vurgulayabiliriz. Evet, evet. Biz çocukları ekrana maruz bırakmayalım derken hiçbir şekilde onları bu durumdan haberdar etmeyelim kastetmiyoruz. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi çocuklar zaten bundan habersiz kalamazlar. Bir şekilde bununla alakalı bir fikirleri var. Onlara da bunun hayatın bir parçası ve bir gerçeği olduğunu anlatıp bir yandan yardımlaşmanın gücüyle beraber de kendimizi ve çocuklarımızı daha iyi hissetmek ve işe yarar bir şeyler yapmak adına da bu kurduğumuz yardım çabasına çocuklara da dahil etme kısmının önemini ele alalım. Ben buna girmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum yanım. Yanlış hatırlamıyorsam OHAL ilan edildi. Giriş çıkışlar ciddi sıkıntılar var bunlarla alakalı. İşte o yüzden sizin de söylediğiniz gibi giriş çıkışların resmi kurumlarla ve resmi kurumlara da gönüllü olmak istiyorsanız onlarla bir bağlantı kurarak yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü şehre ya da giren çıkanın kim olduğu ne olduğu belli olmadığı için hani sadece iyi niyetli düşünmeyelim, kötü niyetli olan insanlar da olabilir maalesef. Ki inşallah olmaz diye niyet edelim. İlk duamız, ilk niyetimiz bu olsun. İkincisi olarak da özellikle bu çocuklarla ilgili, evet, yardımlaşma çok kıymetli. Çocuklar dediğimiz gibi maruz kalmaması imkanı yok. Belki hani çocuklar bazen böyle hadi bir haftamız var, bir hafta herkes eliyle bir şeyler yapsın ve satsın. Bu sattığınız şeyleri oradaki işte çocuklara kıyafet olarak gönderelim ya da nakdi işte yardım olarak. Maddi yardım olarak gönderelim ya da işte İleriki aşamalarda bir yıl isterseniz biriktirin, örnek veriyorum. Hani anne babamın karar versin. Bir yıl sonra oraya beraber gidelim tekrar o bölgelere. O bölgelerde bakalım yapabileceğimiz ya da bu hani çok zor durumda olan çocuklar varsa neler yapılabilir ya da onların dernekleri varsa o dernekleri hani ileriki aşamalarda. Yani daha uzun vadeli düşünürlerse böyle bir yardım olabilir. Ama en güzeli akut yardımdır. En güzeli akut bir hemen bir şey göndermedir. Buna bir mektup yazılabilir. Mesela çocuklara hani işte İşte evimize gelebilirsiniz, işte her zaman işte sizin dua ediyoruz, işte size şunları şunları hediye aldım, paketleyip onu gönderebilirler. Ya da tanıdıkları varsa bu amaçla gönderilebilirler. Ya da bir okul, bir sınıf böyle bir yardım kampanyası başlatabilir ki çocuklar buna ciddi motive olurlar. Hani suçluluk hissediyoruz yani hanım, suçluluğu azaltan yönlerden bir tanesi de budur işte. Kampanyalar yapmak, işte yardımlaşmalar yapmak, biz de yanınızdayız diyebilmek, biz de siz duyuyoruz, varız diyebilmek. Hani elimizden gelen ne varsa, hani önemli olan bir büyük bir yangını söndürmek, keşke o kadar gücümüz olsa ama küçük bir kaşıkla bile oraya su dökebilmek, hani yangının büyümemesi için engel olabilmek de bir değerdir, bir kıymettir. O yüzden elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bunu yapmaya çalışalım. Çocuklarımıza bunu motive etmeye çalışalım. Yani bununla alakalı çalışmalar yapabilirler. Bununla alakalı böyle bir arkadaşlarını organize edebilirler. Güzel bir sosyal medyada bir organizasyon başlatabilirler. Ulaşamasalar bile, yani bedenen ulaşamasalar bile maddi anlamda belki de birkaç hafta sonra çok çok daha iyi ulaşabilecekler oradaki insanlara. Bu şekilde yardımları olabilir diye düşünüyorum ben. Yardımlaşma çocuklar için çok kıymetlidir. Neden kıymetlidir? Empati duygusu artması için, farkındalıkların artması için ve bencil olmamaları için çok kıymetlidir. Bununla alakalı küçük bir örnek vermek istiyorum yanım. Biz Hatay'da çok sık gittiğimiz bir yer. Belki hani az çok biliyorsunuzdur. Biz oradaki özellikle yetimhanelere yardımlar göndererek özellikle işte mülteci çocuklarına, babası annesini kaybetmiş çocuklara psikososyal hem destek hem de aynı zamanda birçok alana destek vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman oraya gidiyoruz, yani yılda Covid'den önce 2-3 defa gittiğimiz dönemlerde aslında oradaki az çok bağı görebiliyoruz ve biz şöyle bir şey yapıyorduk oraya gittiğimiz zaman yani.
bazen bize terapiye gelen çocukların hep beraber onları oraya götürüyorduk. Ve o çocuklar için de orası bir terapi oluyordu aslında baktığımız zaman. Onların o çocukları görmesi, o çocuklara dokunması, o çocukları anlayabilmesi için çok güzel bir yöntem olabiliyordu. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Bazen biz aman görmesinler, aman yapmasınlar dediğimiz zaman zaten çocuklar onları görüyor ve maruz kalıyorlar. Ama bunun en sağlıklı olan kısmı, eğer ki o çocuklara, diğer çocuklara dokunabilme, diğer çocukların hayatına etki edebilme, bir şifa olabilme, bir onlara bir güzel bir destek verebilme gibi şeylerle çocuklarımızı motive edersek ve çocuklar ona binaen bir şey yaparlarsa, yardımlaşmalar işte kampanyalardır, işte kermeslerdir gibi, işte o zaman çocuklarımıza belki travma değil de rahmet bırakıyoruz. Travma değil de çocuklarımızın bir çıkış yolu, bir çıkış kapısı bırakmalarına vesile oluyoruz diyelim. İnşallah böyle bir duruma vesile oluruz. İnşallah biz de yaptığımız çalışmalarda, özellikle de küçüklerimiz açısından bakıldığında ileride hatırlayacakları belli başlı görseller, belli başlı sürekli akıllarına gelecek cümlelerden ziyade, biz o zaman şöyle harekete geçmiştik, bunları yapmıştık. Ben kumbaramdaki bütün parayı oradaki kişilere göndermiştim. Gönderirken de dediğiniz gibi şöyle bir not yazmıştım. Annemle de oturup böyle bir faaliyet yapmıştık. Biz ailecek oturmuştuk, hep beraber resim çizmiştik o zaman. O resimde neler hissettiğimizi birbirimizle paylaşmıştık dedikleri anılarla beraber inşallah bu süreci hatırlarlar. Çünkü bunlar iyileşmenin ve kendimizi iyileştirmenin ufak ufak ama çok faydalı adımlarından birisi. Çok sık aldığımız sorulardan birisi Şehadet Hanım. Sosyal medyada da çok fazla bununla alakalı soru geliyor. Deprem kavramını, depremin ne olduğunu 3, 4, 5 yaşlarındaki çocuklara nasıl izah edeceğiz? Belli başlı hikaye örneklerinden bahsettiniz. Ama ilk soruyu duydukları an anne babalar biraz panik oluyorlar ve hemen açıklama yapma ihtiyacı duyuyorlar. Panikleyerek yapıyorlar. Evet, ne diyeceklerini de bilemiyorlar. Bu o anki kaygılarının da çocuklara yansımasına sebep olabiliyor. Tamam, şimdi depremi şöyle anlatabilirsiniz aslında. Mesela çocuğunuza paniklemek yerine deprem, bu size biraz süre kazandır. Depremi merak edin. Deprem kelimesini çok duydun galiba. Nereden duydun? Muhtemelen şu an gündemde var ama nasıl duydun, neler duydun hakkında bana konuşabilir misin? Ne duydun? Anne, orada yıkılan binalar mı var? Orada çocuk mu var? Orada şey mi var? Başladınız böyle konuşmaya başladı. Hadi gel seninle bir oyun oynayalım ve oyun oynarken ben sana bu oyunu, hem bu oyununu oynayalım seninle, hem de ben sana depremi anlatayım. Aa tamam anne, depremle oyunla mı alakalı? Gel de oyun üzerinden anlatalım sana. Kum serin bir, böyle bir yalayan ya plastik bir şey olabilir. Kum olur, pirinç olur, bulgur olur. Mercimek hepsi olabilir. Ufak olabilir. Yeter ki o eline dokunabileceği bir şey olsun. Bak bakalım bunlar nasıl geliyor? Bunlar da şöyle düşünelim. Bunlar bizim ayağımızı bastığımız topraklar olsun, tamam mı? Burayı onun gibi düşünelim. Bak bakalım yumuşacık değil mi? Elimize aldık. Tamam yumuşacık. Şöyle ben göstereyim buna. Şöyle yanına. Şöyle gibi şu kadarcık bir şey olsun. Küçük bir şey de olabilir. Büyük de olabilir. Fark etmez. Hadi bakalım. Buraya küçük bir oyuncak koyayım. Mesela ben şu an mesela şunu koydum. Hadi küçük birkaç oyuncak koyayım. Bak bu ev olsun. Bu ev tek katlı bir ev olsun. Ama ben hadi bunu birazcık, şu an kaçıncı kattayız kızım? Mesela 5. kattayız. 7 katlı bir ev. Hadi 7 tane ben buraya bir şey koyarım. Böyle onun üzerine böyle küçük çubuklar, tahtalar, böyle evde bulabileceğiniz herhangi bir plastik bir şey, hepsini koyabilirsiniz. Tamam mı? Onu yapabilirsiniz. Bak bu, görüyor musun bu toprak? Bu aslında ayağımızı bastığımız yer. Biz evler bunun üstüne kuruluyor. Bazen burada böyle toprağın içinde, altında böyle hatlar geçiyor. Bunlar bazen kırılıyor. Bu kırıldığı zaman da bu hatlar, çok basit anlatayım. Böyle hafiften böyle sallanıyor. Bu sallandığı zaman ne oldu? Mesela domino taşınız var. Bak domino taşları düştü. Eğer ki bu sallan böyle saldığımızda domino taşları düştüğü için de bu evler yıkılabiliyor. İşte deprem böyle bir şey. Çocuk zaten yanının bir noktadan sonra kalkıp sürekli size depremi sormayacaklar. Buna bu şekilde anlatın. Çünkü görsel anlattığınız dokunu çocuk temas edip duyu bütünlemeyen duyularını etkilediniz çocuğa. Ve görsel olarak da gösterdiniz. Ama mesela dedi ki ama baba diğerleri niye yıkılmadı? Hadi bu sefer sana bir tane daha yapalım. Bu sefer daha kuvvetli, daha büyük taşların olduğu bir şey yapın, olur mu? Sonra tekrar sallamaya başlayın. Deyin ki bu birazcık daha sağlam yapıldığı için bak bu yıkılmadı. Bu o yüzden bazı evler
çok güçsüz olduğu için yıkıldı, bazıları yıkılmadı diyerek buna örnek verebilirsiniz çocuğunuzla. Bu depremi açıklama konusunda çok daha basit bir dille olunacaktır. Devam edecektir mesela. Hı hı. Birazcık da baba deprem şöyle mi, deprem böyle mi? Hadi gel sana karıncaların hikayesini anlatayım. Hı hı. Karıncalar gölün kenarında yaşıyorlarmış. İşte çimlenlerde yaşıyorlarmış. Sonra bir fırtına gelmiş. Önce üşümüşler. Sonra işte hafiften böyle bir sallanır gibi olmuş bir şeyler geçince oradan. Deprem olmuş, şeyler yıkılmış. Ama sonra ne yapmışlar biliyor musun? Bunlar tekrar birleşmişler. Sonra tekrar bir yuva yapmışlar. Daha sağlam yapmışlar bu sefer. Tekrar rüzgar geldi zaman yıkılmamış gibi gibi buna benzer hikayeler anlatabilirsiniz. Sonra zürafa, hayvanlar aleminden örnekler verebilirsiniz. Hı hı. Daha büyük hayvanlar üzerinden örnekler verebilirsiniz. Evleri varmış birinci katta, ikinci katta diye. Ondan sonra diğer hayvanlar o hayvanların evi yıkılınca tekrar gelmişler, yardım etmişler, hı hı, gibi. Hani çocuğun o andaki görseline kadar maruz kalmasına, soru sormasına göre birazcık daha basitleştirerek anlatın. Her zaman diyorum, şu anda çocukların bu kadar yoğun ve bu kadar ağır videoları görmesine, maruz kalmasını kesinlikle istemiyoruz. Hı hı. Ama hasbel kadar maruz kaldığı, arkadaşlarından duyduğu, konuşulduğu, abisi evde, büyük abisi konuştu, arkadaşları hakkında konuştu. Hı hı. Hani bu tarz umur olma ihtimaline karşı siz yine de elinizden geldiği kadar oyunlarla, objelerle, hayvanlar alemiyle anlatmaya çalışın. Evde ne varsa. Ya onun dışında zaten tekrar sorabilir. Hani evet, belki çok yoğunluğu aynı olmaz ama arada bir tekrar sorabilir ama en azından anlamasını sağlarsınız burada. Hı hı. Ama 4-5 yaşındaki çocuğa böyle basit konularla anlatmanız daha sağlıklı olur. Hı hı. Hani birazcık daha büyük olduğu zaman, hani 6-7'ye doğru gittiği zaman belki daha detaylı anlatabilirsiniz ama oyunlarla yine işte. Hı hı. Yıkıldığı zaman kurtarıldılar falan filan değil. Sadece depremi böyle çok kısa bir şekilde anlatabilirsiniz. Bunların bilmeleri gerekiyor mu yanalım? Maruz kaldılarsa, soracaklarsa saklamanın bir manası olmayacak. Tabii burada önemli noktalardan birisi çocuklar sormadan da izah etmeye başlayıp onların kafasını karıştırmamak da kıymetli. Evet. Daha hiçbir şey duymamış, bilmemişken bak böyle böyle oldu. Böyle bir vaka da vardı yanalım maalesef. Onu çok kısa bahsedeyim. Çocuk 3-4 yaşlarına zannedersen. Deprem oluyor ve çocuk hissetmiyor. Hiçbir şey bilmiyor yani. Babası sabah kalkmış. Aa, sen depremi duymadın mı? Şöyle oldu, böyle oldu. Çocuk bir anda depremi algılayamadığı için bir anda panikleyip korkup ağlamaya başlıyor. Anne de şöyle demiş. Yok bir şey olmadı demiş. Hiçbir şey olmadı. Hani ben yaptım, sağladım falan gibi. Ama ikisi de doğru değil. Yani çocuğa eğer çocuğun bilmesi gerçekten gerekirse, ya bu çocuk okulda duyacak zaten diyebilmeniz gerekiyor. Aa, biliyor musun işte kumu verdiğim örnek gibi, ya böyle böyle bir şeyler oldu. Hafif böyle bir şey oldu ama sallandı ama biz hissetmedik oğlum. Hani çok böyle bir şey hissetmedik. Hani sen hissettin mi gibi, ya da biz hissetmedik gibi söyleyebilirsiniz. Eğer ki duymayacaksa konuşmanıza gerek yok zaten. Ama diyelim ki çocuk duydu ve öğrendi. Aslında olmadı demek de, çocuğa yalan söylemek de işte doğru değil. Hani onların hepsi bir film, gerçek değil demek gibi yani. Hı hı. Bu da doğru değil. Çocuğun bir şekilde güvenini zedeler ve çocuk öfkeli bir birey olmaya başlar. Çünkü der ki annem bana doğruyu söylemiyor, babam bana doğruyu söylemiyor, beni kandırıyorlar demeye başlar. Ve öfkeli bir birey olmaya, yani tutarsız bireylere karşı çocuk tutarsız davranışlar sergilemeye başlar. Öfkeli, işte laf dinlemeyen, işte zaten sizin sözünüze güvenilmez gibi ileride büyüdüğü zaman bu tarz söylemler edinmeye başlar. O yüzden evet oldu. Ama her şey kontrol altında. Korkulacak ya da sıkılacak bir şey yok. Ama bu deprem hadi nasıl oldu, ne yapabiliriz, hadi gel seninle bunları konuşalım gibi çocuğun anlayacağı dilde verdiğim örnekler üzerinden giderlerse çok daha kıymetli olacaktır. Çocuğu korkutmak, aa deprem oldu işte bu binada yıkılabilir, zaten öleceğiz falan gibi yaklaşımlar çocuğun dünyasında bir anlamı yok. Çocuk o anlamı, yani anlam dünyasında olmadığı için o olan çok korkunç bir şey gibi bakıyor. Böyle hani çocuklarda böyle bir şey gelecek, ay bana kızacaklar diye böyle çok çekingen haller olur ya, çocuk anlamadığı şeylere, bilmediği şeylere böyle tepkiler verebilir ve panikleyebilir, korkabilir, ağlayabilir. Bunları da yaşayabilir çocuklar. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz Şehadet Hanım. 10-11 dakika kadar bir vaktimiz var. Ben programı bitirmeden şu kısmı da konuşalım istiyorum. Şimdi çok insani bir şekilde bizim sürekli haberleri takip etme ihtiyacımız var. Evet. Ve sürekli orada olup bitenden haberdar olmak istiyoruz. Gerek televizyondan takip ediyoruz, gerek telefonlarımızda, sosyal medyadan takip ediyoruz. Ve bu sürekli haberleri takip etme ihtiyacımızla beraber
bir yandan bizi de etkileyen bazı şeyler oluyor. Bunu programın başında belirttiğiniz gibi biz telefonu kapatıp haberleri kapatıp çok rahat bir hayat yaşayalım ve olmamış sayalım anlamında sormuyorum. Ama bütün bunlarla beraber bir yandan devam eden bir günlük akışımız var. İkisini birbirine entegre ederek nasıl devam edeceğiz? Haberlerle ilgili bunu tamamen zihnimizden silmek ve yok saymak değil ama biraz olsun ara vermemiz gerektiğini, özellikle de bedensel tepkiler olarak hangi sinyallerden anlayacağız ve oraya sadece kısa bir ara vereceğiz. Bununla alakalı nasıl çıkarım yapabiliriz? Yani her insanın kapasitesi, yani bir olayları katlanma ve dayanma gücü farklıdır. Buna lütfen en başta kabul edelim. Herkes aynı olayı aynı şekilde kaldıramaz, aynı şekilde tepkiler veremez. Kişinin, her kişinin yapısı farklı olduğu için de olaylara vereceğimiz tepkiler de farklıdır. Bir kişi sabahtan akşama kadar haber izler ve duyarsızlaşır artık. Yani çok da ona bağlamaz. Sadece bir güzel haber duyayım diye izler ya da bir rahatlamak için izler. Ama bir kişi bir tane haber izler, onun bütün gününü götürebilir. Burada şu ayrımı yapmak çok kıymetlidir. Böyle bir olayda ben bir hafta, 10 gün, belki 2 hafta, belki bir ay gündeminizin değişmesi, rutinlerinizin eskisi gibi olmaması, adı olamaması, kendinizi çok fazla üzülmeniz, ağlamanız ya da kendinizle alakalı ciddi sorgulamaya çekmeniz, daha sessizleşmeniz, sakinleşme yapanına dönmeniz ya da içinize kapanmanız, bunları sağlıklı buluyorum. Bunlar gerekli olabilir. Yani belki de sizin için o bir tane videoyu görmek, kendinize çekilmenize, kendi merkezinize geçmenize katkı sağlayacaktır. Ve belki de buna ihtiyacınız vardır. Hani ihtiyaçlara bazen binaen konuşuyoruz da, buna belki ihtiyacınız varsa bu yası tutmaya çalışın. Bu yasta kalmaya çalışın. Bu yas eğer ki dediğim gibi baktınız bir hafta sonra, mesela örnek veriyorum, ilk hafta %100'se, ikinci hafta %100 devam ediyor. Üçüncü hafta %100, dördüncü hafta %100'se burada bir sıkıntı var demektir. Yani çok yoğun yaşıyorsunuz ve bu kadar yoğunluk size iyi gelmiyor, tolere edemiyor olabilirsiniz. O yüzden birinci hafta, ilk haftadayız daha ve bu ilk hafta acılarımızı yaşamamız daha ikinci günündeyiz. Hani ağlamanız, günlük hayatınızı devam ederken zorluk çekmeniz. Burada da kendinize birazcık şefkat göstermemiz gerekiyor. Bunu yaşayabilirsiniz. İlk hafta bunu %100'de yaşayabilirsiniz. İkinci hafta bakın bakalım bu %100'den bir 80'e 90'a iniyor mu? Üçüncü hafta bu 70'lerde 50'lere kadar iniyor mu? Yani bir bakmak gerekiyor. Yani hayatımızda ilk, ben çok yoğun yaşıyorum, çok ağlıyorum. Belki de ağlama ihtiyacımız vardı. Belki de gerçekten bu empati duygusunu çok unutmuştuk ve bunu yaşamak bize iyi gelecekti. Ama bunu dediğim gibi bir ay geçti, iki ay geçti, hala devam ediyor ve sürekli hala siz telefon ve sosyal medyada ve haberlerdesiniz, bu biraz sakıncalı olabilir. Ama dediğim gibi ilk haftada bunu vücudun tolere etmesine, bu çok yoğun yaşadık şu an. İkinci hafta muhtemelen birazcık daha rahatlayacaksınızdır. Ama şunu istemek herhalde en kötü. Artık duyarsızlaştım, hissetmiyorum bir şey. İşte istemediğimiz kısım onu yanalım. Yani insani olarak insana ait olan duygular, ağlamak, üzülmek, empati kurmak, acıya karşı acı çekmek, yardım için çaba sarf etmek, dua etmek, gece kalkıp o insanlar için empati yapabilmek, bunlar bizi biz yapan değerlerdir. İşte bu değerleri kaybedersek daha kötü, duyarsızlaşırsak kötü olur. Özellikle sürekli haberlere maruz kaldığımızda, özellikle sürekli afet bölgelerinde çalışan insanlar varsa da, yani bunu onlarda da görüyoruz, artık sadece duyarsızlaşıyorlar. Yani olayın iç dünyasına. Mekanik bir iş gibi. Mekanik bir iş gibi oluyor. Evet, bazen buna da ihtiyaç var ama bunun çıktısı, bunun acısı o olaydan çıktıktan sonra çıkıyor. Yani o işi bıraktıktan birkaç yıl sonra kişiler bunun patlamasını yaşayabilirler. Eğer ki hani şunu da söylemekte yarar var. Ağlamalar ya da böyle çok fazla haber izlemeler size çok fazla ağlatıyor, çok fazla üzüyor. Çok fazla kendi iç dünyamayınızdan çıkamıyorsunuz. Çok kısa da olsa, çok bir 5 dakika bile olsa, sadece dinlendirici bir müzik bile olsa dinlendirmeye çalışın zihninizi. Kalkıp da lay lay lom şarkılar, işte komedi izleyin demiyorum ama böyle bir dinlenmeye ihtiyacınız olduğunuzu fark ettiğiniz anda vücut onun sinyalini verir zaten yanın. Hemen oradan böyle bir 5 dakika, bir 10 dakika çıkmaya çalışın. Ya da çocuğunuza dikkatinizi verin. Evde yemek yapmaya çalışın. Hani bunlar bile sizi rahatlatacaktır. Yoksa diğer türlü gerçekten depresif
semptomlar göstermeye başlar ve bu da gerçekten ailenin devamı, ailenin iç dinaminin devamı için sağlıklı olmayabilir ama yası tutmanın güzel yönlerinden bir tanesi de eşiniz varsa eşinizle konuşun geldiği zaman. Çocuklarınız büyükse çocuklarınızı açın, telefonu çocuklarınızla konuşun. Dertleşin, paylaşın. Yani o acınıza paylaşarak da o acınız azalacaktır. Ne yapabilirim düşüncesi de o acınız azalacaktır. Bunu da asla unutmayın derim. Bu da gerçekten kıymetli şeylerden bir tanesi. Çünkü dört dörtlük bir hayatımız yok. Bir yer acı çekerken bir yer ağlayacak. Bir yer ağlarken diğer taraf gülecek. Ve ben bir tane video görmüştüm, çok etkilenmiştim. Bir ev var. Evin bir cama bir sokağa açılıyor, bir cama bir sokağa açılıyor. Bir camdan gelin konvoyu geçiyor. Gelini almaya bir konvoy, diğer taraftan da cenaze arabası. Hayat böyle bir şey ve biz bu iki uçta yaşamaya devam eden bireyleriz. Ve iki ucunda olacağını, bir doğum kadar ölümün de olduğunu bilen ve bu acının da olduğu kadar gülmenin de mutluluğun da olduğunu bilen bireyler olarak bu iki taraflı dengeyi tutarak devam etmek durumundayız. Çünkü diğer türlü hayatın manası gider. Hayat hem ölümden ibaret, hem düğünden ibaret, hem doğumdan ibaret. Bunlar arasında da bizim de denge tutmamız, kendimizle alakalı işte dengeyi tutmamız çok daha kıymetli olacaktır. Yani. Sürekli haberleri takip etmek ve sürekli sosyal medyayı takip etmek bir yandan zihnimizi uyuşturup o acıyı gerçekten yaşamaktan kaçma mekanizmasına da dönüşebiliyor. Yani ne okuduğumuzu ne gördüğümüzü fark etmeden hızlı hızlı hepsini birden geçtiğimiz, ana sayfadaki her şeyi bitirmeye çalıştığımız bir yere doğru da gidebiliyor. Ya da uyuşuk bir şekilde ama olayla alakalı üzerine durmadan ya da ne hissettiğimizi fark etmeden saatlerce haberleri seyrettiğimiz bir noktaya da dönüşebiliyor. Burada yine fark etmeden zihin kendini korumaya almaya çalışıyor gibi bir kendini uyuşturduğu bir mekanizmaya da dönüşebilir. Bugün sıklıkla vurguladık, biz bu duygulardan kaçmaktan, bunları yaşamamaktan, bu üzüntüyü, bu kederi hissetmemekten ve bunun yollarından bahsetmiyoruz. Biz tam da bunun yaşanması gerektiği zamanda olduğumuzu vurguluyoruz ve bu duygular geldikçe, bu ağlamalar geldikçe, bu uykusuzluklar geldikçe bunlara da içimizde bir yer açmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Tam da bunları hissetmemiz gereken noktadayız. Eğer sürekli takip ettiğimiz haberleri sırf zihnimizi uyuşturmak ve bu acıyı hiç yaşamamak için takip ediyorsak biraz ara verelim ve bu acının yaşanmasına da içimizde yer açmaya çalışalım. Gözlerimizin dolmasına da müsaade edelim. Çünkü kaç yaşında olursak olalım, yaşamadığımız ve bastırdığımız duygular bize faturası çok daha ağır bir şekilde ilerleyen zamanda karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz dakikalarda da örnek verdiğimiz gibi 99 depreminde bu acının ne olduğunu yaşama imkanı bulamamış kişiler şu an her gün bir şekilde en ufak bir sesten bile gözlerinin önüne bu deprem görüntüsünün geldiğinden bahsedebiliyorlar. Biz bu acıyı yaşadığımız sürece aslında ilerleyen zamanda çok daha derin, yaralı bir şekilde hayatımızı sürdürmekten ziyade bu acının varlığı ve farkındalığıyla beraber hayatımızı sürdürdüğümüz noktaya geçmiş olacağız. Evet. Son 1-2 dakikamız Şehadet Hanım. Güzel dileklerimizle, umudumuzun her zaman baki olduğunu belirterek programı bitirelim isteyeceğim. Sizden de gönlünüzden geçenleri almak isterim. Geçmiş olsun Türkiye diyeyim, geçmiş olsun anneler diyeyim, geçmiş olsun babalar diyeyim, geçmiş olsun evlatlar diyeyim. Çok acı bir süreç gerçekten, çok ağır bir süreç. Üzülmemek, ağlamamak elde değil. Ama her zaman bir umut var, her zaman bir umudumuz var. Kalanlara ilk önce Allah kolaylıklar versin, sabırlar versin. Ölenlerimize rahmetler diliyorum. Geride kalanlara güç kuvvetler diliyorum. Ve inanıyorum ki duamız da o yönde. Hep şunu dua ederek kalkıyorum. Allah'ım diyorum, inşallah daha az ölüm haberi alırız, daha çok kurtarılma haberi duyarız diye. O duayla bitirmek istiyorum yani. Gerçekten de istiyoruz ki gerçekten daha güzel haberler alalım. Daha güzel sonuçlarla gelsin. Ve belki de hava şartları daha iyi dönsün ki daha iyi arama kurtarma çalışmaları olsun. Niyetimiz o yönde.
Bu tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sadece Doğu bölgesi ya da Güneydoğu bölgesi değil, bence tüm Türkiye. Karadeniz ile, Akdeniz ile, Ege ile, Marmaris, hepsinin şu an canı yanıyor. Tabii. Hepimiz üzülüyoruz ama biliyoruz ki biz birlikteyken bir şeyler yapabiliyoruz. Hı-hı. Ayrışarak bir şeyler yapamıyoruz. İnşallah orada da sahada çalışan arkadaşlarımız da en güzel şekilde çalışarak en güzel sonuçları elde ederler. Bizim güvenimiz tam. Güzel haberler inşallah olsun istiyoruz. Duamız oradaki insanlarla beraber. Allah yar ve yardımcılar olsun diyelim. İkimiz açısından da zor bir yayındı Şehadet Hanım. Ben bu zorluğu da çok net hissediyorum. Özellikle kelimeleri, cümleleri toparlamakta çok zorlanıyorum. Dolayısıyla eğer bir kusurum olduysa da affola demek istiyorum. Bugünün özelinde konuşacak olursak bütün içten dileklerinize, dualarınıza canlı gönülden bizler de amin diyoruz Şehadet Hanım. Bu kadar zorlanmamıza rağmen bu yayında bizimle olduğunuz için ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel haberlerle yeniden sizlerle olmak dileğiyle.